Hemen başında burada bir misafir Avşar Ozan'ımız var. Kendisinden 3 türkü dinleyeceğiz. Bu arada üst kattakiler henüz yemeğine gitmemiş olanlar toplanacaklar. Önce bir 3 türkü, sonra da konferansa başlayacağız. Sayın Asam Avarasebi Vakfı'nın başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kıymetli konuklar ve teşrif etme lütfunda bulunan tüm konukları canı gönülden hoş geldiniz diyor. En derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu güzel günde biraz pozitif enerji verebilirsek türkülerimizle, türkülerimizle ne mutlu bize diyeceğiz. Az önce bir abimiz savaşların, acıların nedeninde yatan yegane folklorik eksiklik dedi. Çok doğru buluyorum. Türküler, Sayın Osman Özkan dedi. Türkülerimiz bir alçı gibidir. Bizleri birbirine tutan, mozaiği birleştiren, kültürel, dünya insanlığını birbirine kaynaştıran değerlerdir. Evet, fazla uzatmayayım. 3 parça sunacağım. Aşık Veysel'den çok isteniyor o. Bir Ruh Saati'den, bir de Köroğlu kucaklamasıyla coşturacağız. Para toprak, para toprak.
Ben ey karşı karşı vakı gülmem, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her kim kim olursa hep o sıramazsa dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'in bağrına basar, ben sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Gün gelir Veysel'in ey dost bağrına basar, ben sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Senden gayrı gayrı aşık mı yoktur? Baha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, kimler gelip geçti say deli gönül. Hele düşün devri devri Adem'den beri, kimler gelip geçti say deli gönül. Günde bir yol duman duman çöker serime, günde bir yol duman çöker serime, aklım ermez giden kismi karıma, kismi karıma. Kendi bildiğine kurudur deme, var iki kamile uy deli gönül. Kendi bildiğine doğrudur deme, var iki kamile uy deli gönül. Gördüm iki kişi kişi mezar işiyor, gördüm iki kişi mezar işiyor, bomba safet gelmiş boydan aşıyor, ey dost aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Mevlam kanat vermiş vermiş uçamıyorsun, Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun, bu nefsin elinde açamıyorsun, açamıyorsun. Ruhsat dünyadan geçemiyorsun, topraklar başına vay deli gönül. Ruhsat dünyadan geçemiyorsun, topraklar başına vay deli gönül. Thank you.
dağlara yaslanmalıdır. O gıcır tısımdan, kalkan sesinden, hey kalkan sesinden. Dağlar sedak verir, seslenmelidir, seslenmelidir. Kıcırtısından, kalkan sesinden, hey hey kalkan sesinden. Dağlar sedav verir, seslenmeliydi, seslenmeliydi. Düşman geldi ey tabur, tabur dizildi, hey hey hele dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfeği cat oldu, mertlik bozuldu, hey hey mertlik bozuldu. Eri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Yüreği cat oldu, mertlik bozuldu, hey hey mertlik bozuldu. Eri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Ben bir kör olayım, dağda gezerim, hey hey dağda gezerim. Esen rüzgarlardan yine sezerim. Demir topuz ile başım ezerim, hey hey başım ezerim. Çeşmim dolup şalvar ıslanmalıdır, ıslanmalıdır. Demir topuz ile başın ezerim, hey hey başın ezerim. Çeşmim dolup şalvar ıslanmalıdır, ıslanmalıdır. En derin saygılarımı sunuyorum. Yeni yılınızı yürekten kutluyorum. Sizleri ve tüm insanlık alemine hayırlı hayırlar uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Saygılarım. Tekrar hoş geldiniz. Bu hafta tam da zamanı uçak krizinden dolayı iki ülke arasında bir sıkıntı yaşıyoruz. Tarih boyu da yaşamışız ama zaman zaman da biz Rusya ile İngiltere'ye karşı bir destek, bir denge unsuru olarak istifade etmişiz. Zaman zaman da İngiltere bizi Rusya'ya karşı kendisinin yanında bir denge unsuru olarak istifade etmiş, kullanmış. Ama şimdi Türkiye ve Rusya karşı karşıya ne yazık ki. Keşke karşı karşıya olmasak. Rusya niçin böyle davranıyor? Ben 4 haritayla, tabii başka başka sebepler mutlaka vardır ama ben 4 sebeple Rusya niçin böyle davranıyor? Bunu izah ettikten sonra konuşmacılarımızı kürsüye rica edeceğiz. Unutmayalım, Rusya'nın ekonomisinin %60'ı enerji gelirlerine bağımlı. Bu ciddi bir rakam. Dolayısıyla Rusya bir taraftan enerji güvenliğini sağlamak zorunda. Peki enerji güvenliği ne demek? Bakın şurası mavi, şurası Ukrayna. Şurası da Belarus, üstteki sarı yer. Yani Rusya'dan Avrupa'ya giden bütün ana petrol bu iki ülkeden geçiyor. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna ve Belarus'ta söz sahibi, hakim olması gerekiyor. Özellikle Ukrayna'da
Kavga bu sebeple Ukrayna'da çıktı. Birilerinin hayalinde de Ukrayna'da Rusya'ya düşman bir yönetimi iş başına getirerek orada tabiri caizse boru hattını kendi kontrolüne almak vardı. Rusya böyle bir şeye doğal olarak müsaade edemez, doğal olarak. Yani Rusya'yı böyle davranmaya iten birinci sebep enerji ihracatının güvenliği. Tekrar söylüyorum, Rusya'yı böyle davranmaya iten birinci sebep enerji ihracatının güvenliği. İkinci sebep, Rusya'nın enerji ihracatının güvenliğini sağladıktan sonra dikkat etmesi gereken ikinci husus, kendisini bypass edecek başka boru hatlarının önüne geçmektir. Kendisini bypass edecek başka boru hatlarının önüne geçmek veya onları kontrol etmektir. Amerika tarafından Irak'ın işgalinden sonra Avrupa Nabucco boru hattını gündeme getirdi. Nabucco neydi? Nabucco, şurası Azerbaycan. Bu Hazar'dan gelecek enerjiyi Azerbaycan'dan, Azerbaycan'la Ermenistan ve bizim aramızdaki sıkıntıdan dolayı Ermenistan'ı yukarıdan bypass edip şu pembe yeri Gürcistan'dan alıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımaktı. Dolayısıyla Avrupa enerjide Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtulacaktı. Bu aynı zamanda işte o yukarıdan Ukrayna'dan ve Belarus'tan geçen hattın bypass'ı. Dolayısıyla Rusya'nın bypass'ı. 2008 yılında Rusya geldi, Gürcistan'ı işgal etti. Ve Nabucco hattı öldü dolayısıyla. Yani Rusya'yı böyle davranmaya iten ikinci sebep, birincisi enerji ihracatının güvenliği, ikincisi de kendisini bypass edecek yeni boru hatlarının önünü kesmek veya o alanda söz sahibi olmak. Peki Gürcistan işgalinden sonra işte bugünlere geliyoruz. Suriye kilidinin sebebi, bu Hazar kapısı kapanınca Avrupa'ya, Avrupa o zaman dedi ki peki ben o zaman aşağı güneyin enerjisini alıp Avrupa'ya taşıyayım. Güneyin enerjisi iki şekilde, bakın şurası, yani Katar ve civarı iki şekilde gidebilir. Irak üzerinden gidebilir ama şurası, bakın Kuzey Irak bir terör bölgesi. Yani oradan bir boru hattı geçirmek ciddi bir risk. Ayrıca Amerika'nın da işgali altında. Avrupa Rusya'dan kurtulur, Rusya Amerika'ya bağımlı olur. O doğru bir seçenek değildi. Bu sebeple de Avrupa'nın hayali güneyin enerjisini Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden götürmekti. Bu sebeple de Rusya geldi. Şuraya bakın, şu pembe yer Suriye'ye yerleşti. Suriye kilidinin sebebi bu. Yani aşağı güney havzasının enerjisi Rusya'nın dışında, Rusya'nın kontrolünün dışında, etkisinin dışında başka bir alandan Avrupa'ya gidemesin diye. Peki yeni haritada yok ama yeni pozisyonda, yeni durumda. Bu Kıbrıs açıklarında biliyorsunuz, Kıbrıs açıklarında yeni kaynakları bulundu, Mısır açıklarında. Şu Girit ve alt taraf ciddi deprem riskleri olan bir bölge, denizaltı. Yine boru hattı Türkiye'ye çıkıyor. İşte bu noktada İsrail ve Rusya ortak hareket ediyor. Yani yıllar önce henüz bu hadiseler olmamışken demiştik ki Rusya önümüzdeki dönem Türkiye'de mümkün mertebe etkin olmak isteyecek. Ve gelecekte de böyle olacak. Çünkü bütün boru hatları dönüp dolaşıp Türkiye'ye geliyor. Üçüncü sebep, Rusya niye böyle davranıyor? Birincisi enerji ihracatının güvenliği, ikincisi kendisini bypass edecek yeni boru hatlarının oluşmasının önünü alma ya da orada söz sahibi olma. Üçüncüsü ve daha önemlisi, işte bizi 100 yıldır, 300 yıldır, 500 yıldır Rusya'ya karşı karşıya getiren husus, şu büyük coğrafya devam ediyor. Rusya Balkanlardan ta Moğolistan'a kadar, burası Türk Cumhuriyetleri, Türk nüfusu. Rusya aşağı sıcak denizlere inmesinin önündeki en temel duvarın Türk duvarı olduğu kanaatinde. Bu sebeple de bu Türk duvarının arkasına geçmek istiyor. Yani bu sebeple şu anda Suriye'de bu Türk nüfusuyla, Balkanlardan Moğolistan'a kadar uzanan bu Türk nüfusuyla Rusya kendisini kuşatılmış olarak görüyor. Bunun başka sebepleri de olabilir tabii ki. Şimdi bu hafta Türk-Rus ilişkilerini konuşacağız. Konuşmacımız asker kökenli Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın
hocamız. Oturum başkanımız da yine asker kökenli Doktor Eray Güçlüer Bey. Ben konuşmalarını yapmak üzere her ikisini kürsüye rica ediyorum. Sayın Başkanım, kıymetli Avrasya Bir Vakfı yöneticileri ve değerli üyeleri ve çok kıymetli katılımcılar. Bugün sizlerle geçmişten günümüze Türk-Rus ilişkileri konusunu değerlendirmeye çalışacağız. Hocamız Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, aynı zamanda benim de akademiden hocamdır. Kendisini burada görmekten ayrıca gurur duyuyorum. Yani tarihin çok güzel bir tecellisi oldu bizim için de. Tabii tarihsel süreç içerisinde çoğunlukla rekabet, bazen de işbirliği şeklinde günümüze kadar gelen Türk-Rus ilişkileri, en son uçak kriziyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Bu boyut aslında üç noktada ifade etmek mümkün. Birincisi Türkiye açısından, ikincisi mezo seviyede bölge ülkeleri, özellikle Suriye'deki kriz açısından, üçüncüsü de daha küresel anlamda, küresel aktörlerin de dahil olduğu küresel boyutta olarak söylememiz mümkün. Tabii birazdan Sayın Hocamız bunun detaylarını çok daha iyi açıklayacaktır. Ancak uçak krizi konusunda birkaç husus ifade etmek istiyorum. Aslında biliyorsunuz, meydana gelen olayların arkasındaki daha büyük sosyal olguları anlayabilmek için bu olayların tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmeleri doğru bir yaklaşım olacaktır. Uçak krizi, yani Rus savaş uçağının Türkiye'nin hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmek durumunda olması bir sonuç. Şöyle biraz geriye dönüp bazı hususları hatırlayacak olursak, aslında krizin ta başlangıçları ilk başta bir Türk F-4 savaş uçağının Suriye topraklarından açılan ateşle düşürülmesi, daha sonra Türkiye'nin buna karşılık angajman kuralları ilan edip angajman kurallarını ihlal eden Suriye hava araçlarını ve en sonunda bir İHA'yı düşürmesi, daha sonra defalarca özellikle oradaki Kızıldağ bölgesindeki Kızıldağ'ın kuzeyindeki bölgedeki yaşayan Türkmenleri, savaşan Türkmenleri, Türkmenlere yönelik harekatın etkinliğini sağlayabilmek için Türkiye topraklarında manevra yapmak zorunda kalan Türk-Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını, Türk egemenliğini ihlal etmeleri neticesinde bu istenmeyen olay meydana geldi. Şimdi burada birkaç farklı husus var. Kısaca onları özetleyeceğim. Birincisi, hepimizin bildiği Rusya mı, Türkiye mi haklı? Türkiye haklı mı, haksız mı uçak düşürdü? Şimdi gerek radar izleri, gerek telsiz konuşmaları, gerek kamera kayıtları ve fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. Dünya kamuoyuyla paylaşıldı. En son Kara Kutu'dan malumunuz herhangi bir her ne hikmetse bilgi alınamadı. Dolayısıyla Türkiye'nin haklılığı konusunda bir şüphe olduğunu sanmıyorum. Ancak burada bir başka husus daha var. İnsanların bilinçaltı mekanizmaları kavramların karşıtlığıyla birlikte çalışır. Yani siz bir şeye iyi derseniz o iyi aslında bir kötü kavramına göre iyidir. Dolayısıyla verilen mesajlarda bu art alandaki örtük mesajı algılamak da önemlidir. Şimdi bakınız, Rus savaş uçaklarının Türk hava sahasını angajman kurallarına rağmen ihlalleri 1, 2, 3, 5 değil. Pek çok defa. Aslında buradaki mesaj nedir? Türk egemenlik, Türk
egemenliğinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğinin sorgulanabilir hale gelmesi noktasında bir örtük mesaj da topluma verilmeye çalışıldığını söylemek mümkündür. Bir kere de bir şey olmuyor. Hani bazen kamuoyunda da yansıdığı gibi, yani işte gerekli miydi bu düşürülmesi? Şimdi düşürülmesi gerekli gereksiz olmasının ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarının sorgulanabilir olup olmaması noktasında olayı değerlendirmek bence daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bilhassa şunu özetle sonuç olarak söylemek mümkündür. Orada Rus savaş uçakları sadece Türk hava sahasını ihlal etmedi. Aynı zamanda Türk milletinin sabrının sınırını da ihlal etmiş oldu. Ve bu tepki, bu reaksiyon da aslında bunun bir sonucu olduğunu değerlendiriyorum diyorum. Ve kıymetli hocama, tarihten günümüze Türk-Rus ilişkilerini değerlendirmesi konusundaki değerli bilgilerini dinlemek üzere sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sayın başkanım. Değerli misafirler, hanımefendiler, yaklaşık 200 sene oldu. Özlemişiz bu kürsüyü. Tekrar bizi çağırdığınız için hem Sayın Dekanım ve Dekanım hem üniversitem adına teşekkür ederim. Fransım adına da teşekkür ederim. Bu vatanın sahiplerinin olmadığını görüyoruz. Az önce Bolu Bey'ini dinlerken çok güzel bir şey söyledi Sayın arkadaşımız. Dedik tüfek icat olundu, mertlik bozuldu diye. Rusya efedik yaptığı yerlere bir baksın bakalım. Şimdi bunları bir bakacağız. Asya, Türkistan, Türk vatanıdır. Bir kere bunu unutuyor. İki tane büyük stratejik hata yaptı. Bir tanesi Gürcistan'ı aldıktan sonra Ukrayna'ya harekatı yapması ve Kırım işgali. Tarihte tekrar eski alalım yerleri diye bir şey var, bize türkü var, Bahriye'nin. O hatanın içine düştü ve buradan da şimdi geri dönemiyor. Üçüncü hata, Türkiye'yi test etmesi. Şimdi ben sözü başlarken Dedem Korkut'tan başlayacak. Öyle diyor ki, eski düşmandan dost olmaz. Şimdi Rusya, Türkiye uçaklar konusu, Sayın Komutanımızın da dediği gibi nasıl olmalı, neden bu noktaya geldik? 21. yüzyılda bir defa dünya değişiyor. Geçen bu 25 sene içerisinde değerli konuşmacımızın da ifade ettiği gibi enerji güvenliğinde büyük kırılmalar yaşanıyor. İkincisi hakimiyet ve güç mücadelesi, yani uluslararası ilişkiler açısından güçler yeniden polarize oluyor. Ve Rusya bu oyunun dışında kaldı. Bunu kabul edemiyor. Tabii burada Rusya haklı mı? Şunu görürüz. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devleti, Rusya ve Çin arasında, buna Japonya'yı da katabiliriz, çok ciddi bir ekonomik paylaşım kavgası var. Aslında Gürcistan krizini biraz sonra anlatacağım. Bu paylaşım kavgasından çıkıyor. İkinci husus, Avrasya'da değişim Çin, Amerika, Rusya arasında üçlü bir kavgayı getiriyor. Ve bu satranç tahtasında, Brezinski'nin lafı bu ama aslında 19. yüzyılda İngiliz Dışişleri Bakanı söylediği bir laf bu. Diyor ki Türkistan aslında bazılarına göre bir uzaklıktır, aslında bir satranç tahtası. Brezilya onlar almıştır lafı. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Rusya'nın kaybettiğini biliyoruz. 1990'da geri çekildi. İki önemli kurum, NATO ve Avrupa Birliği genişledi. Evet, Türk duvarı var ama bir başka duvar da çatladı. Orası neresi? Arap Baharı. Tunus, Mısır, Libya ve Suriye'deki olaylar monarşik rejimlerin yıkılmasını dünya önce bir algılayamadı. Soru şuydu, acaba Müslümanlar da demokratik rejimleri yapabilirler mi? Gördük ki zorlanıyor. Bence olacak bir gün ama bunlar içerisinde tek demokrasi uygulayan devlet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hiçbir tanesi beceremez. Rusya Orta Doğu'da ne arıyor diye baktığımızda asıl mesele burada kaynaklanıyor. Rusya, az önce arkadaşımızın dediği gibi çevrelendiğinin bilincinde. Hem NATO hem Avrupa Birliği tarafından ve Orta Doğu'da yeni bir atılım başladı. Şu anda kendini Türk ve Afganistan'daki adanın içerisine sürüklüyor Rusya. Aslında savaşlar bir günde bitmez biliyorsunuz. Rusya şimdi buraya 50 tane tayyareyle geldi ama bakalım şimdi ben anlatacağım öyle mi? O kadar güçlü mü? Beni bir saat dinleyeceksiniz, biraz sizi sıkacağım ama bu meselenin ne olduğunu anlayacağız sonunda. Ukrayna krizinde gelirken Amerika Rusya'dan önce
krizde bir çatlama noktası vardı. Malezya uçağı düştü ve kimin düşürüldüğü belli değil. Hala hem Ruslar siz düşürdünüz diye hem Ukraynalılar. Çok enteresan, o gün Rusya'nın sesi beni aradı ve ertesi gün şeyleri gönderdi. Hatta uydu resimlerini gönderdi. Ona göre ben analiz yaptım. Rus gazetelerinde ve yurt dışında yayınlandı bu analizler. Fakat şimdi bakıyoruz kutuyu tokmakla giriyorlar içine. Ulan adam güler yani. Ben avcı, bir de F-16 hocası. Kıtır kıtır kabloyu kesiyor. Ulan kablo kesilir mi? Neyimle anladın bir defa kablo? Yani maymunlar bile kültürisil oldular. Rus uçağının düşmesi esas büyük kriz. Neden? Mısır'da düşen uçakta 224 insan hepimizin canını yaktı. Toplam yaklaşık 450 insan burada maalesef öldü. Bu uçak savarları ne kadar tehlikeli olduğunu veya avcılıkla oynanmanın ne kadar tehlikeli olduğunu dünyaya gösterdi. Üçüncü husus, bu uçağın düşmeden evvel altında çok ciddi bir gelişme oldu. O da şu, Amerika, Rusya son 2015 Eylül'de yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda her ikisi de genel kurulda çok sert bir şekilde birbirleriyle kavga ettiler. Kavga ettiler ama her kavganın arkasında başka şeyler var tabi. Rahmetli Bülent Ecevit'in bir lafı var. Diyor ki, bu Sovyetlerle Amerika kavga ederler ama Vladivostok'ta 5 kuruşa bizi satarlar, ne olduğunu anlayamayız. Şimdi gene eskiden bir türkü var ve vurulduk ey halkım unutma bizi, şimdi satıldık ey halkım unutma bizi. Sebebi şu, Amerikan Dışişleri Bakanı, bu ikisi, iki lider ki yaklaşık 10 aydır, 16 aydır bir araya gelmiyorlar. Ukrayna krizinden beri dışarı çıktı, bir kelam etti. Biz Suriye'de anlaştık. 1 saat 40 dakika gizli bir konuşma oldu. Ne de anlaştık? Bir baktık ki uçaklar ve gemiler boğazlardan geçtiler ve patır patır bombardımana başladılar. Şu ana kadar 7000 sortiye yakın, günde ortalama 60 sortiye yakın. Çok yüksek bir sortiye bu. Ve DAEŞ'i değil, veya IŞİD'i kimi vuruyorlar? Türkmenleri vuruyorlar. Pekala, Türkiye uçağı düşürebilir dedi Dışişleri Bakanı. Ondan sonra Pentagon dedi ki, bu Rusya ile Türkiye'nin arasında bir mesele. Demek ki bizi sattılar. Arkasından son geçen hafta içerisinde Amerikan Dışişleri Bakanı gitti Moskova'da, el sıkıştı şeyde, Lavrov'lar. Öbür taraftan Amerikan Dışişleri Bakanı İncirli'ye geldi ama Ankara'ya gelmeye tevessül etmedi. Erbil'e gitti. Onların yeni dostları Kürdistan. Peygamberleri de Kürtler oldu şimdi tabi aşağı. Ondan sonra gitsinler bakalım. Kılavuzu karga olan burnu boktan kurtulmazmış. Orta Doğu'da ne oluyor? Şimdi Barzani burada. Şimdi bu gelişten sonra uçağın düşüştüğüne çok kısa birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi daha önce MiG-29 taneleri girdi bölgeye ve tacize bulundular. Ve ben o zaman söyledim, çıktım, dedim, yurdu namustur Türkiye. Az önce hocanın dediği gibi. Ve bununla oynamaya gelmez dedim. Ve şunu da söyledim. Biz Rus uçağını vururuz dedim. Ben çünkü F-16 otoyolcusuyum. Yani o pilotları nasıl yetiştirdiğini bilmiyorum. Hala hava bokunu harp edebilirim de uyuyacağız. Vurur yani pilot. Dinlemez. Bu Rus uçağmış bilmem ne, dinlemez pilot. Ve bu karar verme 30 saniye. Yani işte yok birileri de Cumhurbaşkanı verdi, düşürdü. Böyle yok, böyle bir şey yok yani. Türk pilotu inisiyatif sahibidir. Her yerde vurur da vurulur. Onun için yetişmiştir çünkü. Türk milletin namus ve şerefi için. Ve dedim ki, bu uçak vurduğu zaman biz o Rus pilotun annesine ne diyeceğiz dedim. Ölür dedim. Ruslar bizim düşmanımız değil dedi. Ama demek ki Dede Korkut haklıymış yani. Ve dediğim gibi oldu. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde bunu anlatacağım. Burada Ankara'ya da geldi, bize ziyaretlerde bulundu. Putin'le aramız iyi. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Ancak Rusya'nın Grek projesi diye bir proje var. Tarihte baktığımızda Çariçe Katerina şunu söylüyor, aynı burada olduğu gibi Ayasofya'yı tekrar kilise yapmak ve Bizans devletinin oğlu Konstantin tarafından yönetilecek. Ve Ortodoks Rum dünyasında da kök bulan bu düşünce Fransız ihtilaliyle birlikte milliyetçilik düşüncesinin Rus yansımasıdır. Türkiye ve Rusya iki büyük kadim medeniyettir. Bir defa bunu teslim etmek lazım ve 500 yıllık arka planda yaklaşık 16'ya yakın büyük savaşımız var. Ve güçler mücadelesinde üstünlük Osmanlı ile ikisinin kaçınılmaz bir vaziyettir. Yani
İki tane rakip birbiriyle tokuşacak. Bu baktığımızda üç kıtaya hakim bir devlet var. Ve Ruslar da aslında atasözü var. Her Rus'u kaşı derisinden Türk çıkar diye. Ondan sonra 250 sene Altın Ordu Devleti'nden kalkıp üç tane prenslik olan Novgorod, Kiev ve Moskoviç prensliklerinden Moskova öne çıktı ve kapıştık böyle. Ne zaman ki onlar kazanı aldılar ve arkaya doğru olmayan yerleri, yani daha Vladivostok'a çıkıp çok ilginç, Wellington bu Hollandalı kaptanla beraber karşıya Alaska'ya geçtiler ve Kaliforniya'ya kadar ilerlediler. Ama Rusya'nın geçemediği bir yer var. İşte o arkadaşımızın dediği Türk duvarı. Daima Ruslar boğazları ve sıcak denizlere çıkmak istemişler. Çünkü denizlerin yaklaşık 8 ayı buzla kaplı. Şimdi bu haritaya baktığımızda ise Rusların İstanbul'a ve Erzurum'a geldiklerini görüyoruz. Demek ki bizim Ruslarla olan savaşımızda Kırım Harbi çok önemli bir geçiş noktası ve orada şunu görüyoruz. Tekrar biz Kırım'ı geri alıyoruz ama şöyle bir şey var. Bundan sonra Batı bizi aldatıp 1877'de bu paraları ödetmeye mecbur edecek ve güç dengesi yavaş yavaş Rusya lehine gelişecek. O halde baktığımızda Osmanlı-Rus harbinden bizim ders almamız gerekiyor. Neden? 1877'deki savaş aynen birinin dünya harbinde de olacak. Ve Rus harbi, bu 77 harbi bizim tarihimize aldığımız en büyük yenilgi. Neden? Yeşilköy'e kadar geldiler ve bu anlaşmayla burada kilise kurma hakları dahi oldu. Tabi burada bir şey de teslim etmekte fayda var. Ruslar bizim iyi asker ve iyi dövüşçü olduğumuzu da bilirler. Ve Plevne savunması bunun bir göstergesidir. Şimdi Ruslar İstanbul'a geldikten sonra bu anlaşmayı imzalıyoruz ve her şeye rağmen Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'ya kılıcımızı bizim teslim ediyor ve askerlerin çekilmesine müsaade ediyor. Şimdi bu Kafkasya cephesine baktığımızda ise asıl mesele burada. Şimdi Kafkasyalı içimizde vardır ve bizim sırtımız yani omurgası Türk devleti. Çerkezlerle ve Kafkas halklarıyla olan mücadelesi Şeyh Şamil'e 150 sene sürmüştü. Orada Gürcüleri ve Hristiyanları kullanmıştı. Bugün ise Ermenileri kullanmaktadır. Dolayısıyla biz yenilince Şamil'le mecbur İstanbul'a gelmiştir ve buradaki halk büyük bir şeyde yine Müslüman memleketi olan Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Tabi bu ilerleme Bulgaristan'ın ve diğer Balkanlardaki devletlerin de ilerlemesine sebebiyet vermiş. Nihayet Türkiye 2. ve 1. Meşrutiyet'ten sonra maalesef Balkan Harbi'ne çok büyük bir yenilgi almıştı. Tarihimizin 2. büyük acı kısmı bu Balkan Harbi'dir ve buradan da çok büyük insan 1,5 milyona yakın o zaman. Bunu şimdi 10'la çarptık. En az 15-20 milyon insan orada ayağında çarıkla gelmişlerdi. Tabi Çatalca mütarekesi bizim için çok ağır bir şey. Bu bizi zorunlu göçe zorlamıştır. Sırplar ve Bulgarlar hepsi beraber yarım milyon Türk'ü burada katletmişler. Bunları unutmadık, unutturmayacağız. Ama bakıyorum ben burada genç çok az var. Hemen tabii değil mi? Dolayısıyla burada Türk milliyetçiliği Makedonya ve Selanik'te Ziya Gökalp ile başlarken milli mücadele ruhu da buralarda kurulmuştur. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşları diğer Balkanlıdır, bunu unutmayacağız. Anadolu Türk Müslüman nüfusu artmakla beraber Almanya ile ittifak etmemiz bizi maalesef Birinci Dünya Harbi'ne koymuştur. Şimdi burada baktığımızda eski şeyler bir türlü o zaman çizildiği için değişmez. Baktığımızda herkes bir paylaşım içerisinde Bismarck'ın Almanya'sı ile. Fakat burada şimdi yılbaşı var, herkes savun peşinde. Bu karikatür çok önemli aslında. Yani Türkiye'yi Hindi yapmışlar ve padişah aslında Hindi'yi göndermiş Amerikalılara dostluk için. Burada harita çok önemli, bakın hepsi makası almışlar, İngiliz, Rus, Alman, Fransızla beraber Osmanlı'nın toprakları nasıl pay ederiz? Bugün 100 sene geçti, Allah'ın belalarını kafası değişmedi. Aynılar yani. Hiç değişmiyorlar. Ama şimdi bakalım. Güç dengesinde orada müttefikimiz İngiltere bizi sattı. Aynı bugün olduğu gibi. Şeyin yanına geçti. Balkan Harbi'nde de Yunanistan'ın. Burada da Rusya'ya ittifak etti.
Çin arkadaşımızın dediği gibi İngiliz bizi desteklemesi babasının ayrına değil. Neden? Rus aşağı inmesin, süreci kaybetmesin diye. Başka bir şey daha var. 1877'de bizi Rus toprağını kurtarmak üzere Kıbrıs'a aldı bir daha çıkmadı. Hala şimdi oradan patır patır gene vuruyor. Oradan da bize diyor bak ileride ben seni tekrar buradan Türkiye'ye vururum. Mesajları biz alıyoruz alıcı olarak. Şimdi demek ki güç dengesi burada temel şeyin içerisinde Osmanlı mecburen bu harbin içerisine girmek zorunda kaldı. Bunları bugünden anlatıyorum. Neden dünden? Çünkü biz çok çabuk unutuyoruz. 1914'te bugün 2016'da arasında bir fark yok. Onu söyleyeceğim. Şimdi bakalım burada Balkanlardan yeni çıkmış bir Türkiye mecburen harbin içerisine sürükleniyor ve orada bu harita çok önemli. Neden? Bakın Osmanlı akıllı bir seçim yapıyor. Alman ve Bulgar'ı da yanına aldıktan sonra biz yeniyoruz aslında savaşta. Dikkat ederseniz 7-8 cephede çarpıştık. Fakat ne zaman ki Amerika devreye girince onların gemisi batırılacak Alman denizaltısı tarafından. Bu da İngiliz istihbaratının bir işi. Ve denge düşüğü değişecek. Şimdi ve bunun sebebi de iki tane savaş gemisi Yavuz ve Mili'ydi. Aslında şu var, parasını verdiğimiz halde İngiliz bizim Sultan Reşat'la Sultan Osman gemilerini vermedi ve bizi harbe zorla soktu. Çünkü buradaki haritada görüyorsunuz bakın eğer İngiliz donanması istese o gemileri batıracak. Bu gemilerin geçip Karadeniz'i batıracaklarını biliyordu. Ve iki tane kampın içerisinde Türkiye mecburen bu savaşın içerisine sürükleniyor. Sebep ne? Burada İngiliz'in Hindistan yolunu kontrol etmesi ve öbür taraftan da bu su yolundan Rus'un çıkmasının önlenmesi. Yani Karadeniz'i kapalı tutabilmek. Şimdi bu denklemlerin içerisinde baktığımızda çok büyük bir yenilgi aldılar. Dünyanın en büyük donanmasını Türkiye durdurdu. Ama bedeli ağır oldu. Şimdi baktığımızda bir başka şey daha var. Rus ordusu da burada Türk boğazlarına saldırdı aslında. Nasıl saldırdı? Biz Ruslarla aslında dört cephede çarpıştık. Bunlardan bir tanesi Çanakkale'di. Neden? Rus savaş gemisi buraya geldi, çarpıştı ve kaçtı. Baktı ki İngilizler vurdu, onlar da yaraldı ve kaçtı. Adriyatik'e geri döndü. İkincisi, bizim gemi aslında savaşın başlaması 29 Ekim sabahı bütün Rus şeylerin, limanlarını Türk donanması batırmıştır gemilerini. Savaş orada başladı aslında. İkincisi İran sınırından bize saldırdı. Bir nihayet Galicia'da çarpmıştık ve en son Kars cephede. Şimdi bunları kısaca geçeceğim. Fakat şöyle bir şey var. Buradaki Alman'ın bize bakışı hasta adamsın. İşte Osmanlı'nın topraklarını nasıl pay edeceğiz? Şeyde Osmanlı diyor ki ben almayayım sen gir diyor yatağa. Ben artık gireceğim. İyi oldum taburcu olacağım. Şimdi o halde herkes bir başka yoldan giderken Allah gene bize yardım ediyor. 1917 iktidarıyla beraber Türkiye tekrar ne yapacak? Kafkasya'yı geri alacak. Bu çok önemli. Osmanlı ordusunun buradaki başarısını bakın gene o zaman Almanya müttefikimiz olduğu halde İngiliz'e beraber oluyor. Bizi Kafkasya'dan Nuri Paşa'yı çıkarıyorlar. Neden? Türkiye Bakü petrolünü kontrol etmesin diye. Çünkü mesele aslında İngiliz Dışişleri Bakanı Theodorus Churchill şöyle söylüyor. Biz Birinci Dünya Harbi'ni petrol dalgalarının üzerinde kazandık diyor. Bu çok önemli. O halde baktığımızda burada şunu görürüz. Nerede var petrol? Osmanlı'da var. Ne yapmamız lazım? Bunu parçalamamız gerekiyor. O halde buradaki bütün savaşın asıl sebeplerin arkasından bir tanesi bu. Ama bir tane adam çıkıyor. Yine o Balkanlı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin önüne geçiyor ve o şeyi ta bu kadar cephenin içerisinde Türkiye'yi zafere kavuşturuyor. Hani bu zafer kolay olmuyor. Yani bu bugün anlayamadıkları koca kafaların bu adam bu kadar yerde çarpışmış. Bir bak bakalım yani yoksa cebini parayla mı doldurmuş. Öldüğü zaman bir dolma kalemi bir tane de saati kalıyor. Şimdi söylediği laf çok önemli. Geldikleri gibi giderler. Bu var ya tarihte çok büyük bir öngörü. Ve nihayet şunu görüyoruz. Türkiye 2. Dünya Harbi'ne girmeyecek. Bu çok önemli. Neden? 1. Dünya Savaşı'nda gerekli dersi almış Türkiye ve bir denge politikası takip edecek. Sonunda bir soğuk savaşın içerisinde şeye karşılık, Kore'de verdiğimiz 1200 şehide karşılık lütfedip bizi NATO'ya alacaklar. Neden? Orada Türk'ü nasıl dövüştüğünü görüyorlar. Ve orada bakalım yeni dünya kurulurken Ruslar diyor gelmeyelim bizim şeye. Hayır o diyor Türkiye Liberty Hotel, Özgürlük Oteli'ne Batı'nın yanında yer alacak. Şimdi
Burada Türkiye bu şeyin içerisinde Güney Kanat'ta iyi bir müttefik olarak oluyor. Ve Türkiye'ye yerleştirilen füzeler de gördüğünüz gibi Jüpiter ve Thor füzeleri, bu füze ilk Türk nükleer füzesi aşağıda gördüğünüz Rusya'yı vurabiliyor. Sonra Küba krizinde bunun pazarlığıyla Türkiye'den bu füzeler geri çekilecek. Yerine bize F-104 uçaklarını verecekler. Bunlar da taktik atom bombası atabilir. Geleceğim oraya sonra. Şimdi dünya birden değişiyor. Çok ani bir şekilde. Aslında Batılar da bu kadar beklemiyorlar. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu birdenbire kana bulanacak. Türkiye bütün bunların içerisinde model ülke olarak gösterilirken Kürt fırtınasına Türkiye karışmayacak 91 Savaşı'na. Ve bu haritaya dikkatle bakın şimdi. O zaman için Türkiye, İncirlik'te, Diyarbakır üstleri, PKN'de önemli olduğu için Türkiye geriinde ki burada şeyden 74 harekatından sonra bize ambargoyu bulunca İncirlik'i kapattık. Buraya geçmeden bir şey söylemek istedim. Şimdi oraya geleceğim ama şimdi söyleyeyim. O zaman Amerikan donanması bize diyor ki 74 harekatında eğer Kıbrıs'ı alırsanız sizi vururuz. Neyle? 6. filoyla. Bunun üzerine bizim Diyarbakır'da filolarımız geldiler Adana'ya. Ve Türkiye bir hat çizdi. Eğer burayı geçersen Amerikan donanması seni batıracağız. Uçak gemileri, kamikaze görevi verildi. Daha bu kamikaze görevi verilmeden Mustafa Kemal Atatürk 1936'da İtalyanlar bizden toprak istiyor. O zaman Çakmakbaşı'yı çağırıyor biliyorsun. İtalyan ateşesini de. Elbiselerini giyiyor Maraşan. Söyle diyor Mustafa'ya biz hazırız diyor. Çakmak diyor sen hazır mısın biz hazır. Git bakalım hazır ol. Ve İstanbul'a gidiyor. Oradan Eskişehir'e pilotların yanına gidiyor. Bir akşam yemeği yiyor onlarla. Geri döndükten sonra hepsine kişiye özel zarf gönderiyor. Zarfta şu yazıyor. Her pilota kişisel olarak. Emir verirsen diyor İtalyan donanmasını batırır mısınız? 1936'da bu görev verilmiş Türk ordusuna. Antalya'dan vuracaktık onları o zaman. Çünkü Antalya'da şey vardı. Açık denizde İtalyan donanması bekliyor. Ama burada şu var. Bir liderin gerektiğinde insanları arkasından ölüme sürüklemesi. İkincisi küçük bir hava gücüyle büyük bir donanmayı durdurmayı Mustafa Kemal 1936'da görmüş. Havacı değil, denizci değil, piyade subayı. Başka bir şey daha var. Bunu kim uygulayacak? İkinci Cihan Harbi'ni Japonya uygulayacak. Şimdi burada o zaman biz İncirlik'i kapatınca çok önemli bir kozdu elimizde. Fakat Irak harekatından sonra bölgeye Amerika'nın yerleştiğini görüyoruz. Kafkasya'ya ve Balkanlara yerleşecek Orta Asya. Şimdi ne kalıyor geriye? Suriye ve İran kalıyor. Ve tabii burada başka sebepler de daha var. Denge değişiyor. Ortaya Çin de girecek. Çin de bugün bölgenin içerisinde. Mesela bugün İran'a en büyük desteği yapan Rusya değil Çin'dir aslında. O halde bu denge neden değiştiğine baktığımızda esas değişim bir defa Karadeniz oldu. Bulgaristan ve Romanya'nın şeye geçmesi, efendime söyleyeyim, NATO ile Avrupa Birliği'ne geçmesi yeni bir yalıtımın içerisinde Türkiye altta kalacak. Şimdi buna daha dikkatle bakalım. Amerika, Bulgaristan ve Romanya'yı bu şeyleri kurduktan sonra o zamanki Amerikan Dışişleri Bakanı Romanya'ya gitti ve şunu söyledi. Bundan sonra en iyi müttefikimiz sizsiniz dedi. Biliyorsunuz hiçbir devlet küçümsenmez ama Hitler Our Gipsy diyor Romanya'da. Bizim Çingeneler demiştim ondan sonra. Ve akabinde 2008 savaşından sonra da Romanya Devlet Başkanı gelip Sayın Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı ile görüştüler ve dedi ki biz Montreux'u değiştirmek istiyoruz kıyıdaş devlet olarak. O da saatini çıkardı dedi ki Montreux saat gibi çalışıyor dedi güle güle. Aslında Romanya bize kafa atabilecek bir devleti, kapısına balyozu yiyeceğini bilir. Onu azmettiren Amerika'yı. Çünkü Montreux'u bozmak istiyor. Şimdi arkadaşımız bir şey söyledi. Acaba Türkiye ile Rusya ilişkilerini bozan İsrail ve Amerika mı yoksa başka birileri mi? Almanya. Bunları çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Fakat bir şey daha var. Burada giremediği bir deniz. Ne yapması lazım? Buradaki statüsü bozacak sebeplerin olması gerekiyor. O zaman şuna bakmamız lazım. Arkadaşımızın dediği gibi Orta Asya enerji jeopolitiği çok önemli. Burada bu jeopolitikte Rusya Hazar'ın batısına kimseyi sokmuyor. Doğusuna da sokmuyor. Pekala bu zaman Kafkasya'da bir satranç oyunu getiriyor. Satrançın içinde Amerika yeni bir Karadeniz ülkesi olabilir mi? Aynen. Olabilir ama Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı NATO'nun içerisine sokabilirse. Burada beklenmedik bir şey oldu. Pakistan'daki
Taliban liderinin öldürülmesinden sonra Arap Baharı başlayacak ve Arap Baharı'na herkes önce alkışlarla karşılayacak. Birdenbire Libya'da NATO devreye girecek. Bu operasyon başarılı olacak. Türkiye burada deniz kuvvetlerinden 5 savaş gemisi, denizaltı darbe uçaklarını gönderecek ve sonunda şunu göreceğiz. Rusya'nın dış politikasında bir takım değişiklikler başlayacak. Bakalım bu değişiklikler nelerdir diye baktığımızda Yeltsin'i alay edilen Rusya bu petrolün 135 dolara çıkmasıyla beraber ekonomisini çok iyi bir şekilde rafine edecek. Ve ordusunu tekrar yenileyecek. Baktığımızda Ruslar Almanlara teslim olurken veya bütün umudunu kaybetmişken, yani Sovyetler şöyle bir ideolojileri vardı. Sovyet ideolojik man, Sovyet adamı prototipi Batılı'dan üstündü. Daha iyi düşünür. Ondan sonra o çöktü. Bu çökünce bunların kültürleri bir şekilde değişmeye başladı. Batı ile entegrasyona başladılar. Fakat bir dayanak bulmaları gerekiyordu. Ve beni pek çok defa çağırdılar Rusya'ya. Orada Russian identity, yeni Rus identity kimliğini nasıl kuracağız? Bir Ortodoksluk, iki Slavlık üzerine kuracaklar. Bunu yaparken de kilisiyi ön plana çıkardılar tekrar ve yeni bir sınıf ortaya koymak istedim. Burada da kadınlara çok iş düştü. Fakat Komünist Partisi ve diğerleri bundan pek memnun değillerdi. İşte burada üçlü bir değişim. Tandem cycle dedikleri bisiklet politikasıyla işte Gorbaçov Yeltsin'den sonra bir KGB ajanı Yarvay Vladimir Putin'in başa getirilmesi rastgele bir olay değil. KGB tekrar direksiyona geçti. Zaten hiç gitmemişti. Komünist Parti yerine yeni bir siyasal elit oluştu. Bunun için de Medvedev ile beraber, her ikisi aslında hukuk fakültesi mezunu, St. Petersburg Üniversitesi'nden. İkisi beraber idare ettiler onun için. Ve baktığımızda bir yeni bir kimlik geldi Ruslara. Kendilerine özgüven geldi ve Ruslar G8'e üye oldular. Buraya kadar çok güzel. Yükselen bir Rusya, demokrasi. Ama bakalım şimdi diğerleri araba park ediyor, Ruslar buraya tank park ediyor. Demek ki kafa değişmiyor. Pekala Rusya'daki seçimlere baktığımızda Rus seçimlerini milliyetçiliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve burada Reagan'ın arkasında, çocuğun arkasındaki KGB ajanı Vladimir Putin gördüğünüz gibi. Ve baktığımızda Ara rafinerisinde de çalışmış, Almanya'da çalışmış. Görevi HP, Hewlett Packard'ın transistör bilgilerini çalmak için yetiştirmiş. Çok iyi Almanca bilen biri. Bu da Putin'e karşı olanlar. Şimdi demek ki Putin'in arkası çok sağlam değil. Oraya geleceğim sonra. Şimdi burada Amerika, az önce arkadaşımız çok haklı bir tespitte bulundu. Ukrayna'yı almak istiyor. Aslında Amerika'dan çok Ukrayna'yı almak isteyen Almanya. Çünkü Alman atasözü var. Almanın karnı Ukrayna'nın buğdayını yemeden doymaz diye. Dikkat ederseniz Osmanlı da bunu biliyor. Bizim Vefa Bozası'nın buğdayı aslında Ukrayna'dan geliyor. Bunu da ben Ukrayna'da öğrendim. Şimdi burada Soros'un başlattığı bu renkli devrimleri Rusya çok büyük bir şeyle karşılıyor. Endişeyle karşılıyor. Ve acaba sistem yıkılır mı? Evet, başlangıçta bundan bir sadece sokak olaylarıydı. Fakat birdenbire bir başka şey oldu. O da şu, benim de katıldığım Yanukovych bir seçilmiş cumhurbaşkanı iken ona karşı hareketler başladı. Ve o hareketler devam ederken dikkat ederseniz bakın burada Ukrayna'da girerse Gürcistan'la beraber büyük bir şekilde Rusya sarılmış oluyor. Ama başka bir şey daha var. Orada olaylar başladığında 24 Şubat'ta Rusya'nın müsteşarı, dışişleri müsteşarı, Almanya, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanlığı oturup anlaştılar. Üç şey yapacağız dedi. Bir seçimler, iki anayasa yeniden düzenlenecek. Üçüncüsü de yeniden reformlar başlayacak. Ertesi gün Yanukovych'i tutuklamaya kalktılar. Rusya devlet başkanı o sırada Soçi'de olimpiyatlardaydı. Ve onun sözcüsü çok iyi Türkçe bilen Pişkov şunu söyledi. Size dedi, bir cevabımız var dedi. Ama Rusya'nın cevabı yine Karadeniz'den geçiyor. Neden? Karadeniz'de iki Amerikan savaş gemisi vardı. Gerekçesiyle buradaki şeyleri korumak. Amerikan sporcularını korumak. Nasıl koruyacaksa, ama bu bir çıkarma gemisiydi. Belki de bilemiyoruz ne kırma mı hedefleyici. Fakat çıkarma gemisi çıkar çıkmaz Ruslar harekatı başlattılar.
Bunun adına Little Green Man Operation deniyor. Küçük Yeşil Adamlar. Yani Rusya Orta Doğu'da oyun kurucu rolünü girerken Ukrayna'dan başladı ve yöntem olarak Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna'da vekalet savaşı dediğim hybrid war, yani kargaşık savaşa başlattı. Bu savaşın içerisinde insanlar öldü. Tabii bir takım meşruiyet yerleri vardı. Gördüğünüz gibi Ukrayna Avrupa Birliği ile Rusya'nın arasında sıkıştı kaldı. Şimdi dikkat ederseniz orada Rus istihbaratı çok önemli bir şeyde bulundu. Bugün uçağın resmini gösteremeyen Rusya, Yanukovic'e karşı yastığıydı Klitschko'nun, Timoshenko'nun seçilmeyeceğini Amerikan Dışişleri Bakanı Washington'da, Beyaz Saray'da konuşmaları deşifre etti Amerikalı. Yani Ukrayna'nın iç işlerine karışmak bu. Ve bundan sonra olaylar gelişti. Rusya reset politikası dediğimiz politikadan vazgeçti ve Amerika ile mücadele içerisine girince Minsk Anlaşması'nda bir yerde savaş durduruldu. Neden? Rusya dedi ki ben Moldova'yı da alacağım dedi. Şimdi o halde burada Rusya birdenbire akis değiştirdi. Nasıl akis değiştirdi hocam? Çin'le işbirliğiyle başladı. 400 milyar dolarlık Çin'le enerji alışverişine girdi. Şimdi baktığımızda ama Rusya pek de parlak değil. Neden? Her seferinde Çin her sene 12 milyar dolarlık, şimdi 20 milyara çıktı. Çin Rusya'ya daha fazla mal satıyor. Ruslar ise sırf gaz ve petrol satıyor. Avrupa'ya da aynı. Demek ki Rusya giderek daha kötü gidiyor. Genel için Türkiye ile ilişkiler bir yerde iyi gidiyordu. Ben de katıldım Sayın Genelkurmay Başkanımıza. Beraber askeri işbirliği anlaşması yaptık. Bir takım silahlar aldık onlardan. Ve bu yakınlaşma düşman durumdan yakın dost durumuna geçen bir pozisyona getirdi Türkiye'yi. Ve geçen sene itibariyle dış ticaretimiz 40 milyar dolara kadar yükseldi. Şimdi Medvedev'in burada Erdoğan'a verdiği fotoğraf aslında 1921 Türkiye Sovyetler Birliği Moskova Anlaşması'nın fotoğrafı. Bu neyle manaya geliyor? Kurtuluş Savaşı kurulurken, yapılırken meclisi tanıyan ilk devlet Afganistan'dan sonra Sovyetler Birliği. Orada Lenin bunu söylüyor. Ben Atatürk'ün bir milliyetçi olduğunu biliyorum ama emperyalizmi dışarıda tutabilmek için Türklerle işbirliği yapmak zorundayız. Şimdi bu resimden sonra Türkiye anlaşmalarını anlatacak ve Akkuyu Nükleer Santralı dahil aramızdaki ilişkiler çok daha yüksek bir seviyeye çıkacak. Tabii bu Nabucco'yu az önce arkadaşımız anlattı. Rusya bunu sabote etti, istemedi. Ve içeri içerisine Avrupa Birliği Amerika'da girince çok karmaşık bir politikanın içerisinde Türkiye %65 oranında gaza bağımlı hale geldi. Şimdi ikisi ülkeyi baktığımızda Rusya dünyanın en büyük topraklarına sahip. 18 milyona yakın toprağı var. Ama baktığımızda bizim milli gelirimizle onların milli geliri arasında çok büyük bir fark yok. Kişi başına düşen milli gelirde. Yani Türk milleti geçmişteki kadar fakir ve kimsesiz değil. Artı şöyle bir şey var. Rusya'nın topraklarının bir dezavantajı var. Uralların batısı normalden. -35 derece. Yaşamak mümkün değil orada. Ve artık ticari ortaklık yavaş yavaş ilerleyince bakalım 2011'den sonra artık vizesiz geçiş de başlıyor. Ve gördüğünüz gibi Ruslara biz fazla mal satamıyoruz ama Ruslar bize daha fazla gaz ve petrol satınca ticaret onlardan yana geçiyor. Çünkü Rus ticaret hakimi en insan Akkuyu ile biz onlara bir takım avantajlar verdik. Bu muhalefet tarafından çok eleştirildi ama şöyle bir şey var. Batı bize nükleer enerji güvenliğini vermiyor arkadaşlar. Neden? Biz atom bombası yaparız diye. Bu vermeyi taahhüt etti. Ama şu anda ne olacak bilemiyoruz. Tabii gelen yaklaşık 4 milyonu yaklaşan bir turist vardı. Ve iki ilişkiler altın çağını yaşar bir pozisyona geldiğinde bu harita çok önemli. Bakalım şimdi bu harita neden çok önemli? Şimdi Rusya ve Hazar bölgesiyle Orta Asya enerjinin yaklaşık %25-30'una hakim. %65 de Orta Doğu. Türkiye tam bunun dikey ekseninde duruyor. Ve küçük haritada baktığımızda gelecekte Çin ve Uzak Doğu Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan daha fazla enerji kullanacak. O zaman Türkiye bir kritik noktada. Eğer Batı
Türkiye ile ortak geçinir, bu arkadaşımızın söylediği gibi bu enerji hatları Türkiye üzerinden geçerse Avrupa Birliği ve Batı kazanır. Ama kafasızlık edip bizle uğraşıyor. Öbür tarafta Çin, bakın şeyle beraber, Hindistan'la beraber ileri gidiyor ve her durumda kazanan Çin oluyor. Tabii nükleer enerji ileri gidecek mi? Onu tam bilmiyoruz ama Türkiye'nin alternatifleri var. Bunları anlatacağım. Bu proje çok büyük bir proje. 20 milyar dolarlık proje. Arkasından Erdoğan Moskova'ya gitti ve her iki taraf birbirlerine güzel şeyler söylediler ama Ankara ziyareti en son geldiğimizde iki ülkeyi bayağı bir yakınlaştırmıştı. Şimdi bu kırılma neden oldu? Şimdi Rusya bir değişimi yaşıyor. En alttaki gemi çok önemli. Neden? Tarihte ilk defa Çin gemisi Karadeniz'i geçti. Bunu yazdım ben. Çin dedim ne anlar hamsi yemekten. Burada şunu gösteriyor. Flag show yani bayrak göstermeyle biz Çin'le beraberiz diyor. Şimdi demek ki Rus dış politikasından, Baltık'tan, Doğu Avrupa ve Balkanlara kadar değişen bir şey var. İşte dün, geçen hafta BDT ile toplandılar. Çin'le, Hindistan'la ve Japonya ve Kore'yle de Batı'ya karşı yeni eksenler arıyor. Krizin nedenleri bana göre Avrupa ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rus'un bunu istememesi. Neden? Rus'un en güvendiği şey attığı füzeler, nükleer füzeler. İşte dün bir tane daha attı, Bulava füzesi. Eğer Ukrayna ve Gürcistan girerse bu durumda Batı'ya, atış safhasındayken daha Rusları vuracaklar. O zaman da kendi ülkesinde nükleer silahlar patlamış olur. Bunun için bundan çok fena korkuyorlar. Tabii korku mudur değil mi? Is Russia ready diyor. Rusya hazır mı? Bilemiyoruz ne kadar hazır olduğunu ama Rusya bir askeri üstünlük için beni Moskova'da kendisi iki defa çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'na götür geldi. Silahlarını gösterdi. Göstereceğim biraz sonra. Yeni jenerasyon uçaklarla senede 10 milyon 50 milyon dolarlık olmak üzere bir reform projesi başlattı. Bunda özellikle nükleer denizaltılar, Karadeniz'e dizel denizaltılar yapılması ve bu gördüğünüz yeni uçakları, 5. jenerasyonları koydu. Türkiye'de buna karşı 5. jenerasyon yapıyor. Şimdi anlatacağım bunları. Bunlarla beraber toplam 500 milyar dolar ayırdı. Fakat Ukrayna krizi Rusya'yı bir avantajla karşı karşıya getirdi. O da ne? Bakalım şimdi sınır değişiyor. 49'daki Rusya geri çekilecek. 2011'den sonra 2014'te Kırım alması Rusya'ya Karadeniz'de buraya tekrar silah deploy etmesine sebebiyet verecek. Demek ki Karadeniz ve Kafkaslar'da durum değişiyor. O halde Kafkasya büyük işlerin stratejik enerji kaynaklarının paylaşım mücadelesinin tam merkez noktası. Bu yarın da böyle olacak. Şimdi Ermeni diasporası ile beraber iş görüyorlar. Ermenilerle iş görecekler. Neden? Gürcistan Türkiye'li olunca eline kim kalıyor? Ermeni kalıyor. Şimdi onu da anlatacağım. Şimdi müzakereler devam ediyor. Ermenistan Dağlık Karabağ meselesini. Bir türlü bunu çözmüyorlar. Neden? 7 reyonun geri verilmesi lazım. Bir türlü bunları geri vermiyorlar ve bir şekilde Ermenilerle Azeriler kapıştıracaklar. Biliyorsunuz son 2 aydır sürekli sınır çatışmaları oluyor ve Azeri kardeşlerimizi öldürüyorlar. Fakat Aliyev çok iyi idare ediyor vaziyeti ve geçtiğimiz haftalar içerisinde Sayın Başbakan gaz anlaşmasını arttırmak üzere Bakü'ye gider gitmez Bakü'deki petrol platformu yanmaya başladı. Çok zor söndürüldü. Bu belli ki bir sabotaj. Yani diyor ki sen Türklerle beraber ol. O da apar topar Çin'e gitti. Çin'le anlaşmaya başladı. Şimdi demek ki burada askeri güç dengesi bir çatışma riskini getiriyor. Nasıl? Hava radar kaplamalarına baktığımızda Rusya bu bölgeye S-300 füzeleri yerleştiriyor. Artı karadan atılan yeni füzeler verdiler. Ve bu çok tehlikeli bir füze. İskender füzesi. Bu füze yaklaşık Eskişehir'i vurabiliyor. Gördüğünüz gibi hava kaplamalarıyla beraber Ermenistan hem Azerbaycan hem Türkiye'yi tehdit ediyor ve ortada bir savaş riski var. Bu hudut bölgelerine artan çarpışmaları getirdiği gibi Aliyev de ordusuna hazır olan emrini vermişti. Bu tarih Nuri Paşa'nın söylediği bir laf var. Geri dönerken oradan bir gün tekrar geri döneceğiz demiştir bakıyor. Şimdi bakalım Mesamor onların şeyleri var. Nükleer santral. Hemen bizim sınırın dibinde. Ben şimdi buradan soruyorum. Bazı vatan hainleri var. Türkiye diyor ki ne yapacak nükleer santral? Ulan Allah'ın belası adam. 20 kilometre ötemizde. Bu santral 1956 model bir patlarsa Doğu diye bir yer kalmayacak.
Ve birkaç defa da patlama riski getirdi. Avrupa Birliği dünya kadar para verdi. Ermenistan'da nükleer santral var. Bulgaristan'da var. Ukrayna'da var. Rusya'da var. Türkiye nükleer santral yapmasın. Neymiş Greenpeace çevreciler? Bakın ben nükleer enerjiyi çok iyi bilen birisiyim. Ve Genelkurmay Başkanlığı'nda enerji subaylığını yaptım. Bütün Orta Asya'da gezdim. Bakü Ceyhan'da çalıştım. Nükleer enerji bir defa en temiz enerji bir, ikincisi en ucuz ve en yüksek teknoloji gerektiren tek bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu demek ki çok yoğun bir yıkıcı propaganda var Türkiye'de. Neden Türkiye enerjiyi pahalı aldığı zaman ne olacak? Rekabet şansı azalacak. Bir. İkincisi şu, dışarıdan ithal edildiğinde ne olacak? Sürekli pahalı olacak ve kesti bir gazı, yandı gitti, kör oldu. O zaman ne yapması lazım? Türkiye'nin burada Gürcistan'la ve Azerbaycan'la çok iyi geçirmesi lazım. Nitekim Sayın Dışişleri Bakanı geçen hafta gitti, anlaşmaları yaptı. Şimdi Rusya bu durumda askeri üslerini Gümrü, Erebeli stratejik işbirliğiyle buralara yerleştiriyor. Yeni silahlar koyuyor. Şimdi 7500 asker yığılıyor bu bölgeye ve S-300 füzelerini yerleştiriyor. Şimdi dikkatle bakın. Rusya için neden çok önemli burası? Çünkü Rusya'dan baktığım zaman ben Türk boğazları burayı kapatıyor. Kafkasya'da kapatıyor. O yüzden Ermenistan onun için çok önemli. Yani bunları bilmeden sadece uçağa binmek yetmiyor. Şimdi şuradan şu noktaya geldiniz. Rus ordusu Gürcistan'a girince 8 tane uçağını düşürdü Gürcüler onları. Ve çok başarılı bir savaş vermediler aslında. Ama burada gördüğünüz gibi Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tartışılır hale getirdi. Buradan ne ediyor? Azerbaycan'a da ben sana gerekirse vururum diyor. Şimdi o zaman bu harekat demek ki Kırım harekatı önceden planlanmış. Hibrit savaştı ve maksadı da geriye dönüyor dolaşıyor enerji haline geliyor. Neden? Avrupa %66 oranında çünkü Rus gazına bağlı. Ve dikkat ederseniz Almanlarla Fransızlara ve İtalyanlara gazı ucuz veriyor. Bize 300-400 dolardan veriyor. Onlara 50-60 dolardan veriyor. O zaman onlar, Almanlar bizi destekler mi? Desteklemez elbette. Şimdi krizin nedenlerini öğrendikten sonra burada yeni Rus ordusuna bakalım. Bu ordu gördüğünüz gibi yeni silahları devreye sokuyor ve o silahları atmam lazım ki uçağı anlatayım. Özür dilerim. Niçin bu noktaya geldiğini ve niçin Suriye'ye vurduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi burada dedim ki meselenin bir tanesi Rusya'nın Orta Doğu'dan bu şeyi yıkmaya çalışması. Eski zamanda Soğuk Savaş'ta Mısır onların müttefikiydi. Irak da müttefikiydi, Suriye'ydi. Şimdi tekrar buraya Rusya farklı bir denklemle geliyor. Nasıl? Burada IŞİD diye bir adam çıkardı. Ne olduğu belirsiz değil mi? 2014'te birden parladı. Önce yangın çıkarıldı. Bu taktik böyledir emperyalizmin. Ondan sonra Amerikan Hava Kuvvetleri buraya kurtarıcı olarak girdi. Fakat baktığımızda bizim kuşağımızda 2,5 milyon Suriyeli var. Ve burada bir Kandil Dağı, Sincar Dağı diye bir dağın içerisinde bir kahramanlık türküsü çıkarttılar. Nasıl yani? Buradaki PYD Kürtleri, Suriye Kürtleri, PKK ile beraber IŞİD'e çarpışacaklar ve bu onların göğe Stalingrad'ı olacak, Almanlarla Rusların. Bunlar oradan toplasam 30 asker var zaten. Ve burası PKK 20'li kaçtı. Çünkü dağlık alanda çarpışan bir terör örgütü, tefrikalleşçe yapan bir örgüt. Burada IŞİD onun tepesini delince hemen Amerika devreye girdi ve şu denklemi görüyoruz. Bakın bugün konuşulanı ben Harp Akademi'ne kaç senedir anlatıyorum. 80'den bu tarafta kırsal alanda PKK vardı. 95'te gerilla taktiğini yurt dışına genişletti. Ve 95-2000'de metropol kentlerde bu çocuklarına taş atma olaylarını genişletti. Ve nihayet BDP ve diğer partileri kurmak suretiyle paravan olarak 2010-15'te bölgesel alan kontrolü ve bugün bir halk ayaklanmasını gözümüzün önüne getirdi. Bunları göremezsek Türkiye ne yapıyor? Neden Suriye konusunda anlaşmışlar? Bunu anlayamaz. Neden? Bakın şimdi Kobani denilen yer aslında Osmanlı kasabası. Şerefsiz İngiliz bunu buradan çizmiş. Kasaba orada kalmış.
Ve bunun içerisinde bakın bir hava kuvvetlerinden ben böyle çiziyorum size. Al bakalım işte kasaba bu, sınırlı o. Böyle bir kalleş bir tuzak olabilir mi yani? Şimdi burada bir şey yaparken İsrail takır takır gidiyor Suriye'yi vuruyor, kimse sesini çıkarmıyor. Geçen hafta gene gitti vurdu biliyorsun. Şimdi gerilim buradaki üslerin kullanılmasına. Gördüğünüz gibi İngilizler buraya yerleştiler ve bizim sınırdaki yığılma olunca buradaki Türkmenleri vurmaya başladı. Artı şimdi bakın o söylediğim şeyde nasıl bir tuzağa getirildik. İki tane Patriot bataryasını geri çektiler. Ve demek ki Rus'un buraya geleceği belliymiş. Arkasından Amerikan Dışişleri Bakanı geçen haftaki pazartesiden sonra ertesi gün buradaki F-15'leri de geri çekti. Yani F-15'ler önleme uçaydı. Demek ki bizden bir intikam olacak. Şimdi bu haritaya bakalım şimdi. Buradan Amerika vuruyor. Bir buçuk iki senedir ancak 6000 sortu yaptı. Bu geldi buraya. İki ay oldu vurduğu Kasım'dan bu tarafa. Ekim Kasım. 6000 sortu yaptı. İngiliz geldi buradan vuruyor Fransız'la beraber. Ve hepsi beraber gördüğünüz gibi kimsenin IŞİD'i vurduğu yok. Kimi vuruyorlar? Gene zavallı Türkmenleri vuruyor. Neden? Buradaki Türkmen nüfusun perişan etmek için. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri de bunun eskortunu yaparken bunlar içine gelmiyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimin ne yaptığını bilen bu memleketin bilim adamları da var. Çok kahraman da bir ordusu var. Onların attığı her adamı biliyoruz. Söyledi işte Genelkurmay. Kaç bin sortu yaptığını söyledi. Şimdi baktığımızda bakın İdlib bölgesini bu hafta vuruyorlar ve Halep'e de geçirmeye çalışıyorlar. Bunu iki sene önce yazdım ben. Dedim ki Esad'ın bu tarafa gelmesinin sebebi deniz alanını Esad'a verecekler. Burada bir Suriye devleti kurup öteki garibanlara bu boş çöl topraklarını verecekler. Olay bu kadar kalleşmiş. Tabii içinde petrol meselesi de var. Ama Rusya burada Suriye'nin yaptığı anlaşmayla buraya kalıcı bir şekilde üs anlaşması aldı. Bir, ikinci husus. Bu Suriye'nin de offshore'unda anlatacağım biraz sonra. Petrol var. Bu petrolü ele geçirmek için bu oyun bundan kaynaklanıyor. Burada Medvedev ve Putin'in televizyonlarda söylüyor. İki tane sözü var. Putin dedi ki ben dedi Esad'ın avukatı değilim. Ne işin var burada? Senin babanın yeri mi burası? Bir de güvenlik konseyi kararı yok bir defa. İkinci husus Medvedev dedi ki biz burada çıkarlarımız için varız. Ve Allah'ın adamı sen çıkarın var da Türkiye 950 kilometre olan sınırında çıkarı yok mu? Türkiye'nin kafasında niye boza pişiriyorlar? İşte Türkiye sınırı kontrol edemiyor. Şu anda çok ciddi bir şekilde kontrol ediyor sınırı. Ve bu sefer diyorlar ki zavallılar geçemiyor. Sahil Güvenlik Komutanı açıkladı. 130 bin insanı denizden toplamış bu kahraman denizciler. Onlar o kadar para, o kadar şey, o asker onu gidiyor, helikopterde alıyor onu orada. Denizden toplamak, tekrar kendi vermek gibi. Bunlar hep masraf, Türkiye'nin cebinden çıkıyor bunlar. Ama şu var, hanımefendiler, beyefendiler, burada Suriye devletinin içini boşalttılar. Tarihi bir göç yaşanıyor, kitlesel bir göç var. Aynı kavimler göçü gibi. 22 milyon insanın 12 milyonu göçer vaziyette. Bunun 5 milyonu kapı dışı edildi. 7 milyon oradan oraya aç susuz dolaşıyor. Ve geride kalan Rus'la beraber işbirliği yapan bir şey. Şimdi burada herkes buraya geldi. Doğu Akdeniz'de askeri güç dengesi değişti. Ve burası bakın Rusların askeri üssü. Gördünüz mü aşağıdaki? Hemen kenardaki oradan. Bizim sınırın hemen yanından vuruyorlar. Ve burada Halep bölgesinde IŞİD'le savaşa devam ediyorlar. Fakat burada yaptıkları şey bakın çok önemli. Buraya S-400 füzelerini getirdiler. Artı 8 parça donanmaları getirdiler. Bunun içerisinde füze atan, nükleer füze atan gemilerine geçirdiler. Türkiye'nin güney bölgesini radar kaplamasıyla kapatıyorlar. Yani bize uçuşa yasak bölge ilan yaptılar. Bir Allahsız adamlar biz istedik uçuşa yasak bölge yaptırmadı. Rus geldi burada. Demek ki neden satıldık dediğini anlıyor musunuz siz? Şimdi tabii beni sevmiyorlar. Geldi şimdi iş Musul'a döndü. Musul'u alacağız. Ve burada bakın Musul'da Kerkük'ü aldılar. Neden? Herkes biraz Türk vatanını seven bilir ki Musul Kerkük Türk'ündür. Öyle mi? Buralarda yaşayan 2,5 milyon Türkmen var. Suriye'de var. Artı bütün tarihimizde Suriye kapısı bize Anadolu'nun kapısıdır.
atalarımız Suriye üzerinden Türkiye'ye gelmişti. Pekala, şimdi bakın vurdukları yerlere bakın. Nerede Türkler yaşıyor, oraları vuruyorlar. Başka bir şey daha var, buraya gelecek. Şimdi gelelim buraya. Burada gördüğünüz gibi defakto bir Kuzey Irak'ta Kürt devleti kuruldu. Bir tek şeyi kaldı. Haseki bölgesinden sonra burada geçenmiş hafta içerisinde şu bölgeyi de birleştirmek suretiyle Kuzey Irak Kürt devletini Suriye'de beraber Akdeniz'e taşımın. Burada alternatif bir Musul Kerkük petrolünü taşıyacak bir petrol yolu açıldı. Böylece burada Doğu Akdeniz, burası çok önemli. Doğu Akdeniz'den çıkan petrolü de Türkiye üzerinden taşımamak için tezgahlanmış bir oyun. Çünkü Suriye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki petrolü de alma hakkını Rusya aldı. O halde şuraya geleceğiz. Şimdi yukarıda, bakın bu çok önemli bu harita. Sol tarafta Kırım'a yerleştirdikleri yeni füzeler ve radarlar. Sağdaki ise Ermenistan'a koydukları yeni radarlar ve füzeler. İkisi beraber olunca bütün Türkiye'yi kapatıyorlar. Yani şimdi bizim Dede Korkut haksızmış mı? Düşmandan dost olmaz demekte. Ki ben biraz sonra burada göstermek istemiyorum ama başkan şey yapmaz. Koca bir kitabını yazsın. Şimdi ikincisi de çıkacak Rusya'yı. Yaklaşık 35 senedir Rusya çalışan birisi. Şimdi Rusya, bakın bu çok önemli. Bu hafta gene ortak savunma şeyi, bütün bu söylediklerimi bir anlaşmayla yaptılar ve Rusya Ermenistan'da yeni hava savunma sistemleriyle burada güçler kurdu. Bu sistemleri Putin'le beraber kuruyorlar ve bu ittifak gördüğünüz gibi asıl mesele Karabağ meselesinden bir daha hır çıkacaklar. Şimdi bunu yaparken başka bir şey var. Rusya karşımıza yeni bir şeyle çıkıyor. Rusya Suriye'de burada, Irak'ta Bağdat'la bir anlaşma yaptı. Burada karargah kurdu, headquarter var. Artı İran'la. Şimdi demek ki benim söylediğim çok önemli. Suriye, İran ve Irak'la beraber bizi çevreleyen, arkasından da içerisindeki Ermenistan'ı alan bir Rusya karşımıza. Gelecek 10 sene böyle olacak. Eğer bu denklem değişmezse. Şimdi hava sahasını, askeri üslerini kullandırmayı istiyorum. Acemi yaptığı kardeşliği görüyor musun şimdi? Ulan şunu nasıl sindiremiyorum kendime. Orada Sayın Cumhurbaşkanı gitti, Lisbon'da kavga etti Fransız Cumhurbaşkanı'yla. Ondan sonra asla dedi biz şeyi NATO'da dokümanlarına sokturmadık İran'ı. Artı işte Davutoğlu beğen ya da beğenme hazırladı bir plan ve hazırladıkları plan aynı anlaşma. Bugün Birleşmiş Milletler'in hazırladığı anlaşma, Türkiye'nin hazırladığı anlaşma. O şu, neden Türk Dışişleri'nin dediği olsun? O oyunu bozdular ve bizi şimdi hem İran'la hem Suriye'yle hem Irak'la papaz hale getirdiler. Şimdi burada bu bir oyun, bunu bu A hükümeti, B hükümeti, B partisi meselesi değil yani. Ben bilim adamıyım, partiler üstü düşünmek zorundayım. 30-40 sene sonrasını Türkiye'sini düşünen birisi bu konuşan insan. Böyle öğrettiler bana çünkü. Şimdi buradaki kavga şu. Aslında Karl Marx şunu söylüyor. Eğer Türkler ve Ruslar beraber olursa diye bütün Avrupa iflas eder diyor. Şimdi Marx Türkiye'yi sevmeyen bir adam. Nasıl bir Osmanlı'yı parçalarım diye bir adam. O halde burada İran'ı devreye alması. Bakalım şimdi İran'a bugün S-300 füzelerinin teslimatını başlattığını ifade açıkladı şimdi. İran'ın Moskova Büyükelçisi. Ve buraya bakın Tu-95, yukarıdaki bu kamyon tayarisi, bu istihbarat uçağı. Aşağıdaki Tu-160 Blackjack dediğimiz çok tehlikeli bir uçak. Tek başına kalkıp bütün şeyi yukarıda görüldüğü gibi sağ haritasına baktığımızda Japonya'daki hedefleri vurup gelebilecek bir menzilde bir ağır bombardıman uçağı. Bu orta bombardıman uçağı ama taktik ve konvansiyonel Kore sınıfı füze atıyor. Yani bizim vurduğumuz uçaklardan bir tanesinde bu tür bir füze olabilir. Pilot, anlatacağım onu teknik detayını. Yerden göğe kadar haklı. Şimdi bugünkü bu haber çok önemli. Bakın Rus Tu-34A bombardıman tayarisi İran'a mecbur iniş yapmış. Ve yanına da bir tane İdüşün-76 tayarisi ona yardım ediyor. Grup şunu gösteriyor. İran üzerinden kalkıp duruyorlar. Bakın İran bu kalleşini zaten Arap-İsrail Savaşı'nda da yaptı. Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail Arapları öldürürken bu adamlar gidip İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarına benzini bunlar verdi İranlılar.
Demek ki bunları şaşmayacağız ve bu hava sahasında en son Rusya askeri işbirliğini derinleştirip, bir de şu var bakın, onlardan füze alıp İran bize karşı tercih ediyor bu füzeleri. Moskova Hazar Denizi'nden demek ki temiz ve güvenli bir koridor oluşturuyor Rusya. Burada da hem Azerbaycan hem Türkiye'yi de çift ateş altına almak istiyor. Böyle bir şeyin içerisinde en son yaptıkları terbiyesizlik biliyorsunuz. Türk boğazlarından geçen geminin geçerken bize füze göstermesi ve hemen Gibna açıklarında bir balıkçı gemisine ateş açılması. Birincisi Montrö Sözleşmesi'ne aykırı bir yapı. O da şu, burası Türk boğazları. 1353'te Çanakkale'yi Gelibolu'yu aldık. 1453'te Allah'ın sevgili askeri Fatih Sultan Mehmet Han bize İstanbul'u aldı. Ve orada bir kural var. Ancient Rule of Ottoman Empire. Osmanlı'nın kuralı. Geçenlerden geçmeyenden 5 amca. Şimdi baktığımızda burada kıyıdaş devletler bu petrolü buradan taşıyorlar Karadeniz üzerinden. Bulgaristan, Romanya ve herkesin de boğazı burada. Şimdi bu sözleşme 2016'da tekrar yenilenebilir. Her 20 senede bir. 80 sene oluyor. Ve toplam tonaj sınırlaması var. 45 bin deplasman tonundan fazlası geçemez ve gemiler buradan 15 binden fazla kalamaz. Maksimum da 21 bin. Şimdi anlıyor musun Amerikan donanması neden Karadeniz'de 2014 savaşında burada bulunmuş? Ve geminin bir tanesi de arıza yaptı diye Samsun'a kızağa çekildi. Ama radar çalışıyordu. Oradaki bütün harekatı kilitlediler. Ruslar nasıl harekat yaptılar? Buradaki denge Montrö'de boğazlar bir zararsız geçiş hakkına dayalıdır. Yani o gemi geçerken bizim güvenliğimize aykırı o füze falan gösteremez bize. Neden? O füze attığı takdirde bir şeyi vurabilir, sivil uçağı vurabilir. Aynı Malezya uçağında olduğu gibi. Artı kıyı devleti olarak biz onun güvenliğini sağlıyoruz zaten. Başka bir şey daha var, bu Montrö'nün ruhuna aykırı. Peki Türkiye boğazları kapatır mı? Evet, eğer Türkiye kendini pek yakın bir savaş zamanında hissederse, yani şunu söylemek istiyorum. Askerlikte en kötü şeyden bakacağız. 4 tane Türk uçağını vurdular. 4 askerimiz şehit oldu. Türkiye de onların gemilerini batırdı. Ve Doğu Akdeniz'i savaş başladı. Hemen boğazları kapatırız. Hemen tabii değil mi? Veya biz onlardan önce uçak düşürürüz. Şöyle bir şey var. Gider Türk Hava Kuvvetleri oradaki Suriye'de ne kadar yeri varsa yerde bir eder. Ve savaş bu şekilde birdenbire çıkabilir. Şimdi bu durumda demek ki Türkiye elindeki kozları var. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye yükselen bir güçtür. Türkiye Avrupa'da, Balkanlar'da ve Kafkasya'da şöyle söyleyeyim. Bütün bu devletlerin ekonomisinden de askeri gücünden de yüksek bir insan gücünün potansiyeline sahiptir. O halde şuraya söyleyebilir miyiz? Niçin Mustafa Kemal'in üzerinde bu kadar durduklarını? Neden? O milli mücadele ruhunu köreltmek. Tabii Türkiye ile Rusya uzayda da işbirliği yapabilirdi. Rusya kendi ayağına bana göre mermi sıktı. Şimdi buraya dikkate bakın. Bu Rusların Moskov Don 2 çok fonksiyonlu radarı. Ve ben de oradayım bakın gördüğünüz gibi. Hatta Alman askeri atışçısı yanıma geldi. O salonda Sayın Karadayı Paşa ile biz Türkiye-Rusya askeri anlaşmasını imzalamıştık. Ama Alman şöyle dedi, ben dedi müttefikim senin yanında durayım. Sebebi de şu, iki tane büyük resimde bir tanesi Rus askerleri esir olmuşlar. Ötekinde de Rus askerlerinin geçtiği süvarilerin altında teslim olan Almanların sancaklarından geçen şeyi var. Gel dedim, gel sen benim yanıma bakalım. Burada Putin bak, arkası sırtı duran. Bu radar arkasında Rus silahlı kuvvetleri yeni tanklarını gösterdi. Şimdi attıkları bu kuruş füzeleri ve bakalım en son attığı bugünkü şey de şu. Bulava füzesi attığı işte şeye kadar getiriyor. Kamçatka'nın bir kısmına kadar. Yani buradan dünyanın her yerini 12 dakikada vurur. Bu da yeni genelkurmay tergazları. Ve dikkat ederseniz bakın aynı anda bütün bu füzeleri görebiliyor. Bu kadar iyi bir devlet kalkıp da bizim tayarıyı göremez mi? Bir kere oradaki uçak iki tane. Bir. Bari bununki bozuldu. Öbür uçak ki var onu göster. Bir. İkincisi az önce gösterdiğim Suriye'deki kendi uçak savarlarının şeyleri var, izleri var. İki. Üç. Sekiz parça gemiden en az iki tane radarları var. 16 radar da onlarda var. Yaklaşık 25-30 radarın görüntüleri var. Artı
Ses kayıtları var. Hem bize onlarda var, hem onlarda var ses kayıtları. Her uçak uçarken pilotla konuşmalarını kule kayıt eder. Kule kayıtları var. Aynı İngiliz Savunma Bakanı da söyledi. Bize de cevap verdi. Ona vuracağız dedi Rusya'da. En önemlisi de Rusya'nın uydularından bunları alabilirler. Demek ki burada Ruslar yalan söylüyorlar. Ve rezil oldular dünyaya. Şimdi şu kırmızılar ve maviler, NATO'nun yaptığı maviler tatbikatlar, öteki de Rusların yaptığı tatbikatlar. Bu Kırım tatbikatından önce, yani Kırım'ı işgal etmeden önce Ruslar 20 bin kişiyle Gürcistan'a tatbikat yaptılar. Hemen Gürcistan'ında, Soşi'de. Gürcistan nota verdi hemen Rusya. Gene dediler bizi işgale geliyorsunuz. Bunun üzerine hemen bu Kırım'daki o birlikler, ki hemen benim Zaporoski diye bir yer var. O bölgenin dışında duruyor o birlikleri. Bu birlikleri buraya çektiler. Aslında bu bir tarih arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? 1917 bu derste anlattığım iç savaşında en son Kızıl Ordu, Beyaz Ordu'yu Kırım'da yendi. General Frankler ve arkadaşları İstanbul'a kaçtılar ve Gelibolu'ya 3 sene Türkiye'de kaldı. Aynı yerden gidip o zaman beygir de yaptıkları uçak da yaptılar. Demek ki hiç bunlar da şey yok. Peki Rusya güçlü mü? Bakalım NATO'ya baktığımızda NATO'nun kuvvetleri 3,5 milyon. Rusya'nın askeri gücü Türkiye kadar 800 bin. Kaç dairesi var? 1200 dairesi var. NATO'nun bakın kaç tane? 4000 dairesi var. Yani bir Rus pilotu 4 tane uçağı vurmak zorunda ki vuraması mümkün değil. Aynı Almanların yenildiği gibi 2. Dünya'da. Bir tek tankları fazla ama fırkateynler ve diğerleri NATO'nun daha yüksek. Peki NATO bizi korur mu hocam? Baktığımızda Türkiye'nin konuşu şu anda güçlü bir ordusu var. Bir ikincisi Karadeniz'e tekrar bir NATO gücü oluşturuldu. Artı 4 filodan oluşan yeni bir NATO görev kuvveti de ne yaptı? Güney'e indirildi. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltıları savaş pozisyonlar, yakın bir pozisyonlar. Sarıhanlı'nın yakınında bütün Rus gemilerini takip etmektedirler. En zayıf noktaları da şu. Bulunduğum seçimler esnasında gördüğünüz gibi Putin'e karşı olanlar, burası Moskova ve pek memnun değiller Putin'e karşı. Gördüğünüz gibi hepsi birden Kremlin Sarayı'nın etrafındalar. Biliyor musunuz neden Kremlin Sarayı'nın etrafındalar? Neden orada oluyorlar? Başka yerde değillerdi. Neden Kremlin Sarayı'ndalar? Rus ihtilali 1905'te olacaktı. O zaman başkentleri Sankt Petersburg'tu. Kanlı Pazar diye bir isyan var. Orada bir tane papaz, bu ajan provokatör aslında, 20 bin kişiyi topluyor, sarayı ele geçirmeye kalkıyor. Onun üzerine Rus askeri ateş açtı ve hepsini öldürdüler. İhtilal olmadı. Burada da birileri Putin'e bunu gösteriyorlar. Seni yıkarız diye. Aslında birileri, iki tane hoşlanmadıkları adam var. Biri Putin, ötekisi de bizim Erdoğan. İkisini birbirine takıştırıyorlar. Bu çok önemli bakın. Çok ciddi bir oyun oynanıyor. Artı İsrail'le beraber ortak hareket ediyorlar. Çünkü hemen bu olaylardan önce Netanyahu Putin'e gitti. Artı şunu da unutmayın ki bugün İsrail eski İsrail değil. İsrail'de 3,5 milyon Rus Yahudisi var. Oradan oraya intikal ettiler. Nüfusu 8,5 milyon öyle çıktı. Demek ki burada Putin'in başında bakın bu seçimlerin hepsine katıldım ben. Hem Duma seçimlerine katıldım. Hem de Moskova seçimlerinde Sankt Petersburg'da görev aldı. Burada Boris Nelson suikastı. Şimdi Boris Nelson hemen Putin'in solundaki adam bir fizik atom mühendisi aslında. Yeltsin'in sağ koluyla sol kolu Putin'e Boris'ti. Ve aynı Rus tarihinde olduğu gibi nasıl ki Stalin öldürttü, rakiplerini öldürttü. Bu da öldürttü. Öldürttükten sonra bu kızı üzerine bıraktı dediler ve Boris Nelson suikasti Rusya'da bitmeyen bir kaynamanın var olduğunu gösteriyor. Hemen Kremlin'in yanında kendisini öldürdüler. Bu da o zamanki ayaklanmayı şey yapar ve Rus polisinin yukarıdan insanları nasıl Kremlin'e girmesinler diye takip ettiğini görüyor. Belki de burada da bir ateş açılacak yarın. Yani Rusya içeriden kaynıyor arkadaşlar. Başka bir şey daha var. En zayıf oldukları yerde Kafkasya'da kurulacak olan, kurulması planlanan Kuzey Kafkasya İslam Devleti'nden ötleri falan. Şimdi demek ki Putin veya Rusya o kadar gösterildiği kadar kuvvetli olmadığı gibi kendi içerisindeki dinamikleri zayıf olan bir devlet ve şuraya geleceğiz. Pek de normal bir adam değiller yani. Bakın burada bize giderdi kepçenin içine yıkanır mı?
ondan sonra ve kendilerini ayıyla özdeşleştiriyorlar. Yine bir de bir tane ayı oldu desen yumruk patlatırlar adam gözüne, değil mi? Onlar da ayı oldu dedi, vay kardeş vay aslanın oğlu gibi falan. Medvedev ayının oğlu demek yani. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Bizi nükleer silahla tehdit ediyor. Şu aşağıda gördüğünüz taktik nükleer bombalar Türkiye'de de var ve uçaklarımız içinde pilotlar bekliyorlar. Alarm pozisyonunda. Öyle bir pozisyon olduğunda ben söyledim bu sefer 50 milyon sizden ölür, 50 bizden ölür dedim. Ve bu savaş 3 sene sürer, bir. İkincisi Rusya içinden para parça parçaladı. Şimdi o gitti BDT'deki Türkleri konuşturdu falan filan. Taciklerde falan filan ama halk liderlerinden yana değil orada. Daha Rusya'nın parçalanması bitmedi çünkü. Başka bir şey var. Acaba parçalanmış bir Rusya mı işimize gelir? Yoksa bizde iyi geçinen bir Rusya. Bizde iyi geçinen bir Rusya. Neden? Bana göre en büyük tehdit orada Çin yamyam gibi bekliyor. Şimdi Ukrayna'da ve Belarusya'daki Çin'in kiraladığı tarım toprakları Belçika devletinden daha fazla. Ve Çin sürekli kazanıyor. Sürekli kazanıyor ve savunma bütçesini 160 milyar dolara çıkartıyor. Şimdi gelelim en son noktada. Türkiye ne yapıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri ciddi bir modernizasyon içerisinde. Türk ordusu kendisini yeniliyor. Bir sene içerisinde bu gördüğünüz yeni uçaklarımız geliyor. F-35 uçakları. Türkiye gördüğünüz gibi kendi İHA'sını yaptı. Dünyada 7 tane denizaltı yapabilen devletten bir tanesidir. Yeni fırkateynlerimiz yapılıyor. Türk tankını yaptık. Bunlar her biri rüyaydı. Ve gördüğünüz gibi bu tankların eş değeri 5. jenerasyon tanklarla beraber. Ve Türkiye ciddi bir şekilde ihracatını da arttırmıştır. Geçen yıl itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusu 1.8 milyar dolarlık silah satmış. Dünyada ilk 14 devlet içerisinde yer alıyor şu an. Netice itibariyle evet bu vatan bizimdir. Ve hiçbir zaman Çanakkale'nin ruhu bana göre ölmeyecek. Herkes diyor işte Marti Bey havadan konuşur ama asıl olan yarını bilebilmek. Burada en son söyleyeceğim şey Anna Masalas diye çok önemli bir profesör. O şöyle diyor. 20. yüzyıl sizin yeniden doğuşunuz. Mustafa Kemal'den bahsediyor da. Gelecek 1000 yıl sizindir. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu kadar senedir Rusya ve bu uluslararası ilişkileri çalışan biri olarak. Türkiye modern bir devlettir. Yükselen bir güçtür. En önemlisi insan gücüdür. Biz Cumhuriyeti 13 milyon insanla kurduk. Bunun %90 okuma yazma bilmiyordu. Hiçbirimiz ayağında ne ayakkabı vardı ne pantolon vardı. Ama bugün Türkiye 21 milyon, 22 milyon öğrencisi var. Ve bunun 2%'si çok üstün zekalı. Şu anda bütün iyi şehirlerimizde fen liseleri var. Ve bu fen liselerinde üstün zekalı çocuklarımız yetişiyor. Her bir tanesi mükemmel insanlar. Ve en az 2 dil biliyorlar. Bu bakımdan geleceğe ben ümitle bakıyorum. Ve dünya ordularına ders vermiş birisi olarak da şunu söyleyeyim. Bizim hiç kimseden korkacak bir yerimiz yok. Az önce hocanın söylediği Bolu Bey gibi, Deli Rumru gibi Allah'tan başka kimseden korkmayan kahraman bir milletin insanlarıyız. Varsın onlar ben. Ben size teşekkür ederim. Tabii belki başınızı çok ağrıttım ama biraz şöyle geçmişi hatırlatmak istedim. Şimdi Sayın Başkan da belki biraz sıkıldı ama varsa soruları onları alalım. Kafanızda bir şey varsa onları cevaplamaya çalışayım. Söyleyeceğim şey şu. Biz her zaman onları söylüyorum. Yabancıların komutanlarına da. Biz çok iyi müttefik bir devletiz ama Allah'ın yarası bir düşmanız. Ve kötü komşu adamı mal sahibi dermiş. 74'te bize ambargo uyguladılar. Bugün uçak yaptık. Yurtkuşu yaptık. Ve şunu da söyleyeyim. Türkiye iki motorlu jet dairesinde yapıyor. Bütün mühendislerin üzerinde var gücüyle çalışıyorlar. Çok değil 6-7 sene içerisinde daire kalkacak. Yani tabii değil mi? Her şeyi hazır. Bunlardan emin olsun. Evet. Şimdi sırasıyla kıymetli hocamızın teşekkür ediyoruz öncelikle değerli hocamızın vermiş olduğu bilgiler için. Sırasıyla sorularımızı alacağız. Sorularımızı sorarken kısa ve yorumdan uzak bir şekilde soru olarak iletilmesini özellikle istirham ediyorum efendim. Evet, buyurun hocam önce sizden başlayalım.
Ferman hocam, Ferman Demirkol hocam. Mesut hocam, ben de Hasan'dan Ferman Demirkol. Şimdi sizi tebrik ediyorum. Sizi dinlerken enerjik, coşkulu, bir bölük üst segmentini dinliyorum havasında dinlemekte tebrik ediyorum. Ne oldu diyecek? Ancak bir şey var. İki sorum var. Analizlerime kafayı takmayın. Çok kısa soracağım. Sorum ama önemli. Bir şey anlatıp tek almayız. Buyurun. Evet. Eski dosttan düşman olmaz. Kalleş batı, batıya güvenmek olmaz. Allahsızlar, şerefsizler, kafasızlar, be adamlar. Şimdi eski dosttan düşman olmaz, uluslararası ilişkiler deyimi değil. Kastamonu Azdavay köyündeki komşudan bahsedilir. Eski dosttan düşman, eski düşmandan dost olmaz dersek, milletler arası ilişkilerin tamamen alt üst etmiş oluruz. Hiç yeri yoktur onun. Bir. İki, tabii ki dünkü Atatürk'e çok takılmışız. Dünkü Atatürk büyük Atatürk. Ama 37 yaşında bir savcıyla Fenerbahçe orada evlerinden bu askerlerin kulaklarından tutup içeri geldiğinde neredeydiler? Bu soruyu da bir vatandaş olarak da soruyorum. 37 yaşındaki bir savcı deniz kuvvetlerini bitiriyordu. Allah'tan koalisyon bozuldu. Tayyip Bey ortaya çıktı. Ordumuzun da şanı da şerefi de kurtulmuş oldu. Yoksa bugün teröre sokulacaktı. Evet. Hudutla oynanıyor bu sorun. Gerçekten. Yani Suriye'de bizim hudutla oynandı mı bir. Hatta bir tehlike şu. İran kalleş. Batı böyle. Rusya düşman. Ne yapacağız biz böyle? Yani soruya gel. Soruya gel. Hocam, geleceğim. Geleceğim. Çünkü sadece burası soru öğrenci ilişkisi değil. Bölük değil burası. Bölük değil. 50 yıl savaşacağız Rusya'yla. Kuvvetimiz var. Ya böyle olmaz. Bizim sorum şu. Evet, soruma geliyorum. Türk pilotu vurur dediniz. Ben size asker kişilerle karşı karşıya getireceğim PKK'nın çadır kurduğu yerlerden bir hafta sonra niye vurulmadı? Bir, hudutla oynandı bu. Sorun bu. Sorun. İki, Rusya gerçekten kabadayılık yapıyor mu? İki soruyu soruyorum. Analizler ben... Teşekkür ederiz. Hocam. Teşekkür ederim. Şimdi ben uluslararası ilişkiler hocasıyım. Benim söylediğim ses Nede Korkut'tur. Türk'ün atası bunu söyledi. Eski düşmandan dost olmaz dedi. Eğer siz bakarsanız İngiliz politikasına, evet, devletlerin çıkarları değişir, konjonktür değişir. Türkiye bugün İsrail'le de el sıkışabilir. Efendime söyleyeyim, bedelini almak kaydıyla. Başkalarıyla da, nitekim Ukrayna'ya da ilişkilerimizi değiştiriyoruz. Az önce söyledim, Dışişleri Bakanımız Kafkasya'ya gitti. Şimdi, uluslararası ilişkiler çıkarlara dayanır. Şu andaki çıkarlarımız Rusya'yla uyuşmuyor. Babamızın ayrına biz Amerika'yla el sıkışmadık NATO'da. Bu bir. İkincisi, Amerika uzakta olduğu için o zaman Türkiye Menderes hükümetiyle Amerika'ya yakınlaşmıştır. Çünkü Rusya'nın elinde o zaman atom bombası vardı, Türkiye'de yoktu. İkincisi, bunu böyle söylemedim bir defa. Bir defa burada bütün anlattıklarımı külliyen baktığımızda Rusya biz çıkarımız geldiği zaman ittifak ettiğimiz bir devlettir dedim bir. 50 sene neden savaşır? O bana savaşırsa taş mı toplayacağım? Cibine size evladı benim uçağı düşürürse ne yapacağız biz? Şimdi mütekabiliyet diye bir şey var. Eğer bunu tutar da yükseltirse sen onu korkutmadığın takdirde gelir seni vurur güzel kardeşim. Tamam mı? Bu bir. Savaş ancak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le kısasa emretmiştir bize. Tutar da bizi kabadayını yapıyor tabii. Bakın ben az önce anlattım burada dedim ki vurursa vururuz ulan seni dedim. Vurdu da nitekim. Bunu o Türk çocuğunun alnından öpmek lazım. Kimse Türkiye meydan okuyamaz. Gelirim Tayyip Bey'in meselesine. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Bakın apolitik konuşuyorum dedim bir. İkincisi devletin cumhurbaşkanıdır. Kimse benim ağzımdan bir zır bir şey duyamaz. Devlet ahdidir çünkü. Anlatabilir miyim? Ve Sayın Cumhurbaşkanı beni ilk 16 hocanın arasında çağırmıştı. Bizatihi kendisiyle tanışmak da nasip oldu. Ordunun içinde geçirdiği şey çok acı bir şeydir. Onu şimdi burada açarsak o bitmez bir. İkincisi,
O savcı, ben de hukuk fakültesi mezunuyum. Yazıklar olsun onun okuduğu okula. Kahraman Türk ordusu kardeş mi? Gitti de PKK'ya silah mı bıraktı? Kaçtı mı cepheden ki tuttu onu, tutukladı? Buradaki şey, anlattığım şey şu. Biz Kerkük'e girdik 150 kilometre. 180 kilometre girdi Türk ordusu. Buradaki mesele şuydu. Ey Amerika, sen Allah'ın oğlu da olsan tövbe aşer, sana burada burayı yar etmeyeceğiz. Daha savaş yeni başlıyor arkadaşlar. İçinde yaşadığımız bir savaş. Bu örtülü savaş tekniği. Hibrit war diye bahsettim, taktik ve stratejisini anlattım. Ha şu var. Hudutlarla oynanıyor. Mehmet oynanıyor. Söylediği şey şu. Sınırları değiştiriyor. Ne dedi 1990'da şey? Bush, biz dedi Orta Doğu'da sınırları değiştireceğiz. Güzel hocam, bak kitabını yazdım burada, gel sana haritasını göstereyim. Terörizm kitabım var. 12 tane kitap yazdı bu vatan evladı, 10 sene içerisinde. Orada Amerikan albayının yazdığı kitap var, Türkiye'yi parçalıyor. Bir albay, askeri bir dergide kemiklerini kırarlar. Ben Silahlı Kuvvetler dergisinin yazı yazmış, yazarlık yapmış bir insan. Orgeneri imzalamadan çıkmaz o. Orada Türkiye parçalanmış gösteriyor. Elbette sınırlarda oynanmak isteniyor. Ama şu var. Ne diyor Adana'da? Yörük Türküsü'nü söyledi arkadaş adım. Aslı Yok Yaylası'nda 100.000 koyunum var benim diyor. Herkes isim isim kendi kesesinden. Ulan bizim de bir tek toprağımız yok. Alacak adamla yüreğini alırız. Benim cevabım bu. Teşekkür ederim. Şöyle müsaadenizle sıra sıra gidelim. Herkes de kendisine ne zaman zaman geleceğini de bilebilir. Başkanım buyurun. Özür diliyorum. Tamam, dönün. Ama sırayla gideceğiz. Ona göre herkes sorusunu hazırlasın. Sayın Mesut Hakkı Coşan Paşa'ma çok teşekkür ediyorum. Tabii bulunduğumuz coğrafya çok zor bir coğrafya. Bugün bir Türk dünyası var ve hemen yanında büyük bir Çin devleti var. Ve bu Çin devleti, daha doğrusu bütün gelişmiş büyük ülkeler kendini yiyecek olan ejderhayı büyütmekle meşgul. Bu ejderha kim? Çin. Çin'de yiyeceklere baktığınız zaman işte bu Türk dünyası koridoru var. Mesela bir Kazakistan, Türkiye'den hemen 3-3,5 misli büyüklükte bir coğrafyaya sahip. Fakat nüfus son derece az. 11 milyon Kazak var. Yani bu kadar büyük coğrafyayı kimseye alımını tepe tepe kullanın demez. Dolayısıyla bu büyüyen ejderhanın ilk yiyeceği milletler Türk devletleri olacak. Dolayısıyla bizim buna göre bir strateji yapmamız gerekiyor ve bunların varlığı ancak ve ancak Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yapmak suretiyle bir şemsiye göreceğimiz hususu ortaya çıkıyor. Ben zannediyorum biz Suriye politikamızda bir takım yanlışlıklar yaptık. Diğer ülkelerde bir takım, mesela Mısır'da yanlış politikalar yaptık. Yani bu biraz, bu politikalar biraz çok sabır isteyen ve 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra düşünmek suretiyle karar vermemiz gereken politikalar diye düşünüyorum. Sorun da bu yönde olmuş olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman biraz geriye götüreyim sizi. 1988 senesinde Amerika'da okurken gecede ben askeri okulda okuyordum. Gündüz de üniversiteye devam ediyordum ve oradaki hocam benim Kore'de savaşmış bir Amerikan albayıydı ve bizi çok seviyordu. Türk'ün kahramanlığını orada bütün üniversitede anlatıyordu. Fakat onunla dersten sonra tartışmalarımızda dedim ki sayın hocam, sayın komutanım, profesör efendim, asıl dedim yanlış yapıyorsunuz. Çünkü ben okurken orada Çinlilere teknoloji veriyorlar, uzay teknolojisi. Amerika'nın ping-pong diplomasi dediğimiz, Henry Kissinger'ın diplomasisine göre o zaman Çin'i Sovyetlere karşı oynadılar ve bugün Çin ejderhası doğdu. Dedim ki bakın, Çin sizi dedim yiyecek bir gün. Aynı sizin söylediğiniz şeyi söyledim. Şöyle dedim. Bakın dedim, bunlar 2 milyara gidiyor nüfusları ve Orta Asya'da çok büyük bir güç boşluğu var. Dediğimiz tamamen doğru ve bir gün Çin Büyükelçisi bana bir toplantıda şunu söyledi. Biz dedi İstanbul'a geldik. Dört lan dedi. Nasıl lan dedim, sen Türkiye'ye gidiyorsun İstanbul. Onu ağzından kaçırdı ya. Şimdi bir defa derste anlattığım, Ruslar Ural'ların batısına geçti. Çok büyük bir, bütün burada 4 milyon kilometre kare toprak var, 60 milyon Türk var burada. Şimdi Çin burada her gün para verip de gaz almayacak bunlar. Türkmeni zaten kendine bağladı. Kazak'ın da yarısını aldı. Kazakistan'ın zaten durumu çok kritik, yarısı Rus ondan sonra. Ve Çin aynı tilki gibi Çin'de bekliyor. Ve Çin ordusu geçen ay biliyorsunuz gösteri yaptı. 12 bin askerle gösteri yaptı.
Ve çok enteresan, burada söyleyeceğim bunu. Geçen hafta Havar Bakımı'nda Çin Hava Kalitesi Komutanı'na karşılaştık. Komutan da işte Mesut Hoca dedi, Çin'i iyi bilir falan. Dedim size üç şey söyleyeceğim. Birincisi yeni jenerasyon uçağınız iyiydi. İkincisi dedim uydu savar füzenizi beğeniyoruz dedim. Fena değil dedim. Üçüncüsü dedim Amerikan uçak gemilerini vuracak bir füze yaptılar. Bu da dedim çok iyi falan. Döndü yanındaki ne de İngilizce bilme. Profesör dedi Çin'i çözmüş dedi. Şimdi Çin'i görmemek kör olmak demek. Ve Batı sürekli yanlış yapıyor. Ben bunu anlatıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Tamam, Suriye konusunda Türkiye yanlışa zorladılar bir defa, o da var. Baştan operasyon yapılacaktı ama Rus-Çin ittifakı bunu bozdu. Yani Çin'in Karadeniz'e girmesi de bunun bir emaresi aslında. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben aslında Rus dostu bilim adamıyım. Neden? Şöyle bir şey var. Rusya'la Türkiye iyi geçinmek zorunda. Ve iki ekonomi birbirini tamamlayan ekonomi. Artı, ben onlara şunu söylüyorum. Biz diyorum, İslam'ı seçtik, siz de aynı zamanda Hristiyanlığı seçtiniz. Çok ilginç. Çare gidiyorlar diyorlar, hadi şey ol, dinsiz bunlar, ateistler. Musevi ol diyorlar, ya diyorlar onlar işte çar, hep emir alan bir millet, esir olmuş. Musevi'yi seçmiyor. Müslümanlar diyor, çok güzel ama diyor, biz diyor, vodka yok ondan sonra. Biz neşeli insanlarız. İçki yüzünden Müslümanlığı kabul etmiyorlar ve bu doğru aslında. Dedim siz Hristiyan biz ama diyorum şey aynı. O Asya'dan gelmişiz ikimiz de. Ve gereğinde, bakın çok önemli, Lenin Atatürk ortak olabilmişler. Ve emperyalizmi durdurmuşlar. Bugünkü şey yanlışa Rusya'yı birileri itekledi. Ve az önce söyledim, bakın bu oyunu anlattım hocam sana. Amerika ve birileri bizi kafa kafaya getirirler. Neden? İkisinden kurtulmak istiyorlar. Ya birbirlerini öldürecekler ya savaşacaklar. Bu durumda şimdi burada şöyle bir şey var. Onlar bir imparatorluksa Türkiye'de bir imparatorluğun devamı olan modern ve güçlü bir devlet. Bize kimse kafa tutamaz. Burada ya oturur adam gibi soruşturma komisyonu kurarız. Ondan sonra kim haklı çıkar gerekirse modern bir devlet olarak öleriz bunu. Anlattım bunların hepsini ben. Televizyonda da anlattım. Açar bakarsın internette hepsi var. Ha bizi bu şekilde sürekli tehdit etme lüksünü biz ona veremeyiz. Böyle bir şey olamaz yani. Biz Afrika devleti değiliz ki ulan. Var mı öyle ya? Herhalde canım. Ha, bu düzeltilebilir. Nitekim bir takım amereler var. Burada onları şey yapmadım. Mesela şimdi buğdaycılar bağırıyor. Türkiye Rusya'dan buğday alıyor. 1 milyar dolarlık. Aman abi diyor 50 dolar düşürürler birden. Tekstilde aynı şekilde ihracatçılar bağırmaya başladı. Otomotiv endüstrisinin yedek parçası Türkiye'den gidiyor bağırmaya başladılar. Domates yemesinler. Şimdi domatesi şöyle düşün sevgili arkadaşlar. Türkiye, bakın çok enteresan bu. 60 ihtilali olduğunda Menderes Sovyetler Birliği'nden gider isterim deyince adamı asırttılar bize. Büyük bir hata yaptık. Arkasından Süleyman Demirel'e nasip oldu. Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmek ve Kuruşev'de hata yaptık diyor. Bugün Stalin'in hatasını Putin'e yaptırıyor. Ben de diyorum ki Putin sen akıllı bir adamsın. Sana akıl verenler hukuktan ve savaştan anlamıyorlar. Bir de Türk'ü başkaları sen Türk'ü Ukrayna'yla Gürcistan'la karıştırma arkadaşlar. Biz iyi bir düşmanız yani. O zaman herkes haklını bilecektir. İkincisi şöyle bir şey var. Bu tamir edilebilir düzeyde. Ama gerginlikler uluslararası ilişkilerde bir yere kadar kriz yönetilebilir. Kriz elinde patlar ondan sonra. Türkiye'nin de Türkiye Kafkasları karıştırabilir. Çerkezleri ayaklandırır. Bütün Orta Asya Türk Cumhuriyeti'ni dinamitleyebilir. Ama biz bunları henüz yapmadık da. Yapmayacağız. Ama o ne yapıyor? Tutuyor Demirtaş'ı yanına çağırıyor. Bir şey söylemek istemiyorum burada. Kandil'e doğrudan. Söyle hocam söyle. Demirtaş değil bilmem ne TRK taşı olsa ne olur lan? Yani NATO olmadan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. Ve var olacak. Evet bu dengelerin içerisinde Rusya bu şeyden geri adım atarsa Türkiye bakın İktidarlı davranıyor. Bütün bu provokasyonlara karşı bir şey yapmıyoruz. Ama bütün koydukları rezil oldu. Yani anlattım işte. Bir defa kimse inandıramadı, Rus halkı da inandı. Ama şu var, Ruslar milliyetçi bir adamdır. Milletlik liderlerin arkasından giderler. Şu var, bize vuruşurlarsa vuruşuruz. Benim söylemek istediğim o hocam. Yanlış anlama. Niye biz savaşalım? Savaş istemiyoruz biz. Biz çocuklarımızı eğiteceğiz. Yeni hastaneler kuracağız, yeni okullar. Dünyanın her yerine üniversite kuracağız. Putin'e şunu söyledim ben.
Putin dedim, Sayın Putin dedim, bak bir şey var dedim. Bir, Türkiye'de dedim seni Atatürk olarak görüyoruz dedim. Oo çok güzel. Ne zaman dedim şey kuracaksın, Türkiye'de üniversite kuracağız dedim. Üçüncüsü dedim, seni Türkiye'de Türk milleti seviyor. Ve hemen kartımı aldım. Benimle şahsen görüşen bir lider Putin. Benim Rus düşmanlığım yok. Kimseye düşman değilim ben. Ama kim ki Türkiye düşman, ben onun düşmanı önünde Allah'a belasını diyeyim. Şimdi bir dakika müsaadenizle ben bir iki şey. Şimdi tabii her toplum kendi tarihi ve kültürel değerlerine göre bir savaş mantığı üretir. Evet, liderlerin bir takım kişisel özellikleri Sayın Hocam'ın da bahsettiği gibi değişik olabilir. Olumlu pozitif bir paradigma da yükselebilir ama neticede o liderler de bu geçmiş üretilen savaş mantığı çerçevesinde savaş, çatışma ve krizleri yönetir. Şimdi öyle de bir durumda karşı karşıyayız. İkincisi, yani bir çelişki olarak. İkincisi, 3 gün önce Geri Kasparov'la bir canlı yayında belki izlemişsinizdir bir röportaj yapıldı. Hakikaten ben şu ana kadar ki süreç içerisinde Rusya'daki iç dinamiklerin yönetimi bu kadar zorladığı başka bir dönem hatırlamıyorum. Yani ve orada şimdi Geri Kasparov'un söylediklerine şey yapacağım ama öz olarak şeyle yönetimle çok hiç neredeyse paralel düşünmüyorlar yani çok farklı noktalarlar. Bunların tabii Türkiye-Rusya ilişkilerindeki yansımalarını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Umarım aklı selim galip çıkar ve bu kriz de bir an önce biter. Evet hocam buyurun. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı bilgiler verdiniz. Hemen iki sorum olacak. Bir, bundan 3 sene önce Amerika Malatya Krecik Kavşığı'nı kurdu. Radarları kurdular. Bu radarlar Ruslara ve İran'a karşıydı. İsrail'i korumak için birinci derecede. Türkiye'den ziyade İsrail'i korumak amacıyla kuruldu. Şimdi İran'da Rusya'dan aynı şeyleri talep etmekle biz acaba İran'a bu daveti biz mi vermiş oluyoruz yaptığımız bir hatada? İkinci bir soru. Tarih boyunca Batı bize hep kardeşlik yapmıştır. Kardeşlik sözcüğünü çok kullandınız. Ben sevmiyorum ama biz yine Ruslarla bu dostluğu tamir etme yoluna gitmemiz mi lazım? Batı'ya güvenmemiz lazım? Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi bir defa bu radar meselesi dış politikada bir şey var. Güç meselesi. Yapacağını yaptırtmamak, yapmayacağını yaptırmamak. Türkiye radara karşı çıktı başarmıştı. Ama az önce söylediğim harp sanayinde büyük ölçüde Amerika ve Batı'ya bağlıyız. Bakın. Böyle olunca bu radarı kabul etmek zorunda kaldı Türkiye. Bir şey var. Bu radar bizim aynı görüntüleri Türkiye'de alıyor. Sadece Amerika'ya şeye gitmiyor. Bizim için bir avantaj. Neden? Bu şey geldiği zaman füzeler tepemize onu yakalayabilecek bir radar. Ve advanced, ileri bir radar olduğu için Türkiye'nin bundan bir şeyi yok. Nedir onun adı? Zararı yok. Bir. İkincisi, İsrail'e zaten Amerika görüntüleri veriyor ucuda. Yani anlatabiliyor muyum? Üçüncü husus İran. Acaba bu? İran'la zaten 79'da işte Hümeyni rejiminde olduğunda dediler ki küçük şeytan, büyük şeytan İran bütün silahını Rusya'dan ve Çin'den alıyor. Bizik dedik onu. Bunu yanlış şey yapmayın lütfen. Ama şu var. İran şöyle değişken bir devlet. Ne zaman ki nükleer anlaşma oldu, tak İran bize girse. Artı Hizbullah'ı destekliyor. Artı bugün Suriye ordusuna çarpışan İran generalleri var. Irak'ta bu şeyi aşağıyı kontrol ediyor. Yani Irak'ı ve Suriye'yi kontrol eden yayılmacı bir İran görürüz. Neden? İran sonunda Amerika değişecek bakın 2006'da yazın buraya. Mesut Hoca demişti diyeyim. Belki Sayın Başkan çağırır tekrar şey yaparız seneye kadar. Batı İran'a vuracak. İsrail vuracak. Bunu yaz bir tarafa. Yani, bu böyle gitmez yani. Çünkü İran'ın bu bölgede Türkiye'nin yerini değiştirecek bir aktör olmasını biz de kabul edemeyiz. Birileri de kabul etmeyecek. Elinde patlayacak bir İran. İran bunu bildiği için çatışmayı kendi toprakları dışında Akdeniz'e taşımak istiyor. Gelelim mesela Batı'nın kardeşliği tamir edilir mi? Kardeş kelimesi biz kullanmak istemiyorum ben. Aslında çıkarlar meselesi var bir. Ama bu anlattığım ne olur? Sen parasını veriyorsun İngiltere'ye. Ertesi gün silahlarıma el koyuyor. Bunun Türkiye'de karşılığı var mı? Yok.
gelelim bu Kerem'in yaptığına. Benden konuşuyor, sen diyor git şeyi vur, uçağı vurabilir diyor. Ondan sonra Pentagon diyor ki bu Türkiye ile Rusya arasında bir meseledir. Yani bu bilmiyorum, bu dış politikada onların çıkarları varsa bizim de çıkarlarımız var. Bu böyle yani. Biz buna vital interest diyoruz, hayati çıkarlar. Yani şunu söyleyeyim. Başka devletler çok büyük olabilir. Ama Türkiye bu bölgenin çok önemli bir aktörüdür. Türkiye olmadan Balkanlar'da söz söylenmez. Kafkasya'da öyle, şey de öyle, aynı şekilde. Suriye. Kafkasya'da öyle, Ortadoğu'da. Şimdi, burada gene bir Osmanlı atasözü var. Diyor ki, bu çok önemli sevgili kardeşlerim bakın. Sular yükseldikçe diyor, balıklar karıncaları yer. Ama sular çekilince karıncalar balıkları yer. Bugünkü güçler her gün değişebilir. Bugün Rusya çok önemli olabilir. Ama aynı Ruslar, Birinci Dünya Savaşı'nda bize savaştı. 300 bin adamına biz ekmek verdik Ruslara. Benim anlattığım ahde vefa bu. Bunu Sovyet Bilimler Akademisi'ne sizden daha kalabalık diplomatları anlattırmaya. Geldi rektör teşekkür etti, ağlıyordu. Biz böyle güzel bir milletiz yani. Bizim hiçbir millete düşmanlığımız yok ki ya. Ermeni bizi öldürmüş. Biz onları öldürmüşüz. Bunlar yaşanmış ama bizim bir Ermeni düşmanlığımız var mı? Yok. Ama bir daha söylüyorum bakın. Tutup da Ermeni'yi bize karşı kullanması çok acı bir şey. Zavallı Ermeni'nin 2,5 milyon ayağında donuyor lan. Yani bize darbeci gücü yok. Şey. Başka bir şey daha var. Türkiye bakın. Öyle ya da böyle kendimize bir bakın. Türkiye güçlü bir de. Dünya deniz ticaret filosunda 17. sıradayız ya. Türk Hava Kuvvetleri 750 muharip uçağa sahip. Donanması. Üçüncü donanma Türkiye'nin Akdeniz'de. Yani kimseden korkacak bir anımız yok. İşte o anımız yok. Rusya yaparsa, benim söylediğim o. Yaparsa yaparız. Bunu mutlaka gerginliği düşürüp, tamam şu var. O Putin otoriter bir adam. Koca Sovyetler Birliği'nde kimse onun uçağını düşürememiş. Türk uçağını düşürdü. Bunu hazmedemiyor. Bir türlü de yediremiyor kendisini. Ve iki tarafında karizmatik liderliği çarpışıyor. Ama ben şunu söyledim. Türkler ve Ruslar bu coğrafyada yaşamaya mecburlar. Yarın bir gün televizyonda söyledim bunu. Geçen haftada. Her ikisi de fani. Onlar gidecek ama Türk milleti, Rus milleti beraber yaşayacak. 4 milyon adam geliyor buraya. Bir tanesine Rusya'nın kötülük yapan var mı? Bir de onlardan gelin aldık verdik. Şöyle bir şey var. Türkiye coğrafyasında iyi geçinmek zorunda. 15-20 sene bizim daha bu statüyü devam ettirmemiz. Benim görüşüm bu. Şimdi saat 4:10 geçiyor. Diğer hususları son bir soru alacağım. Diğer evet Mehmet Bey buyurun. Yalnız özür diliyorum. Peki. Yani şöyle yukarıda da şey yapalım. Biraz peki. Tamam o zaman buyur. O zaman öyle yapalım. Çünkü hocamızın açıklaması. O zaman sadece soruları alalım efendim. Ondan sonra hocamız bir topluca açıklama yapacak. Çünkü bazı sorular birbirle örtüşebilir. Evet. Mehmet Bey buyurun. Siz mi? Bu, tamam söyle ondan sonra şey. Benim sorum iki değerli konuşmacıya yönelik. Son 7 yıl içerisinde Türk dış politikası çerçevesinde hangi başarıları altına çizmek isterdiniz? Teşekkür ederim. Buyurun arkaya verelim. Ondan sonra hocama verelim. Sonra buraya. Benim tamam. Hocama sorum. 1200 adet savaş uçağından bahsetti hocam. Asker kökenlisiniz. Ben de pilot kökenliyim. 25-30 yıldır ben de Rusya'yı takip ediyorum. Ben de yaşadım. İlk 1991'de Taşkent'e gittiğimde 1000 adet uçağı gördüm. Aynı anda şaşırmıştım. O tarihlerde bizim Türkiye'nin 27 adet Boeing 727 uçağı vardı. Airbus'lar henüz yoktu. Ve orada Rus ve Kazak yetkililerle görüştüğümde Tupolev 154M'lerden 15 bin adet ürettiklerini ve bu uçakların 6 saatte sökülüp bombardıman yapacak şekilde dizayn edildiğini söylemişlerdi. Yani 1200'ü de en az 15-20 bin var. Ben size katılmıyorum. Evet. Evet. Buyurun hocam. Size. Tamam hepsini söyleyeceğim. Buyurun. Ben Özal'la beraber tabii ilk iş adamlarıyla yurt dışına çıkan Özal oldu. Ondan sonra bütün başbakanlarla ve reçurlarla yurt dışına çıktık iş adamı olarak. Davet ettiler. Zaman müteahhise gittim. Efendim, Sayın Başbakanımız, şimdiki reçurumuz beraber
Azerbaycan'a, Türkmenistan'a ve Kazakistan'a gitti. Türkiye Cumhuriyetlerine geldi. Efendim Türkmenistan'da, Türkmenistan başkanı dedi ki, biz Ruslara doğal gazı veriyoruz, Ruslar da size satıyor. Doğru. Halbuki biz yarı fiyatı size teklif ediyoruz, bizden almıyorsunuz dedi. Evet, bizden almıyorsunuz, biz buna hayret ediyoruz, niçin almıyorsunuz? İkincisi, güzel bir soru. Efendim, Amerika'ya Ecevit'e gitmiştik. Dönüşten Türk iş adamları New York'ta bize bir yemek verdiler. Yemekten sonra bizi otobüslerle havalarına getirdiler. Başkan benim yanımda oturuyordu, oradaki iş adamı başkanı. Dedim ki, bizim gelişimizi gazetelere yazdım. Hayır dedi, hiçbir gazete yazmadı. Yalnız küçük bir gazete, iş sayfede, çok küçük bir yazı. Türkiye'den başbakan ve bazı iş adamlarıyla Bush'la görüşmeye geldiler. Peki, İsrail başkanı geldiği zaman, İsrail başkanı gelmeden 15 gün önce bütün gazetelerde manşet olur. Geldikten sonra da attığı her adım haber olur. Niçin dedim, bunlar bu kadar mı güçlü? Amerika dedi, dört şeye çok önem verir. Hani, biraz önce buyurdunuz ya, biz yiğit kahraman bir millet. Doğru, öyle tarih göstermiş bunu. Yalnız, bir söz var ki, salavat kuvvete bağlı. Ha, niçin dedi İsrail'e bu kadar önem veriyor? Efendim dedi, Amerika dört şeye çok önem verir. Birincisi paraya önem verir dedi. Para, Yahudiler de bunlar dedi. Basına önem verir dedi. Basının %80'i bunlar önem verir dedi. İş adamlara önem verir dedi. İş çevrelerin %80'i bunlar önem verir. Nüfusa önem verir dedi. Dedi, nüfusu bu kadar mı çok? Hayır dedi, o şekilde nüfus değil dedi. Her eyalette mutlaka bir Yahudi temsilcisi vardır. Ve kendi ülkelerinde işte çalışırlar. Ama bize hiçbir Türk temsilci yok dediler. Evet. Ha şimdi güç çok önemlidir. Yine bizzat buyuruyor ki bu zamanda en önemli meselelerden birisi de maddeten terakki etmektir. Maddeten terakki edebilmek için üç esasa ihtiyaç var diyor. Bilgi, birlik, mesailerin tanzimi. Evet. Sorunuzu, evet, teşekkür, açıklama oldu gerçi. Buyurun hocamıza verelim. Hocamız size de vereceğiz. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yok herhalde bilgilendik. Sadece iki tespit yapacağım. Bir de sorun olacak. Tespitlerimden bir tanesi bizim biraz önce Şaban Gülbahar Başkanı'nın da söylediği Türk Cumhuriyetleri veya Orta Asya Türk Devletleri'yle ve diğer Türk çoğunluğunun olduğu devletlerle hızla devlet destekli ve sivil toplum kuruluşları destekli, planlı, programlı, stratejik hedefi olan bir kültürel program başlatabilir miyiz? Çünkü biz devlet olarak insan gücünü en az kullanabilen devletlerden biri. Aslında sadece kültürel dedi, daha da geliştirilmeli. Güvenlik diyemiyorum çünkü güvenlik onları riske edebilir. Bugün. Güvenlik demedim zaten. Daha geniş bir kapsamda düşünülebilir dedim. Programlı evet. Devletin öncülüğünde ve de sivil toplum evet. Destekli. Yapabilir miyiz? Türkiye'mizde geçen bir programda izlemiştim. 300 bin Rus şöyle veya böyle yuva kurmuş. Türkiye'mizde yaşıyor deniliyor. Bu şu demektir bana göre. En az 1 milyon Rusya'yla doğrudan bağlantısı olan